بسم الله الرحمن الرحيم باب المطلقة طلاقا باينا ماذا لها على زوجها في عدتها Bu bab talak-ı bayini de tatlik olunmuş bir kadının kocası üzerinde ne hakkı vardır iddeti zatında? Nefeka var mıdır, sükna var mıdır? Bu mesele ihtilaflı. Bir adam ailesini üç talak ile boşarsa buna talak-ı bayin derler ki ona bir daha müracaat edemez. Bu iddetinde kocasından nefeka ve sükna dava edebilir mi, edemez mi? Bizde eder. Hem nefaka Hanefi mezhebinde, hem nefakası hem sükmesi kocasının üzerine de bitir, bitinceye kadar. Sükne ne hocam? Sükne oturacağım menzil. Diğer mezheplerde hayır diyor. Madem talak-ı bayindir, ne kocasından nefakayı isteyebilir, ne de sükne isteyebilir. Haddesena Salih ibn Abdurrahman el-Ensar, haddesena Sa'id ibn Mansur, kâle haddesena Hüseyin'in, قال حدثنا المغيرة وحسين وأشعث وإسماعيل بن أبي فارس وداود ويسار ومجالد عن الشعبي bunların hepsi İmam Şabi'den rivayet ediyorlar. قال دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة Medine-i Münevvere'de Fatime bint Kays'ın yanına gittim. فسألتها عن قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها Peygamber Efendimiz kendi aleyhinde ne hüküm verdi? Bunu sordum çünkü esas dava bu. Fatime binti Kays'in davası. Kocası üç talakla boşamış. Boşadıktan sonra kocası buna bir parça nefaka göndermiş. Bu da kızmış, bu gönderdiği nefaka azdır demiş, reddetmiş. Gitmiş Resulullah Efendimiz'e şekva etmiş. Ki bana az bir şey göndermiş. Resulullah Efendimiz de buyurmuş ki, senin talakın, talak-ı bayin olduğunda ne nefaka isteyebilirsin ne de sükna bedel isteyebilirsin demiş. Onun için ashab-ı kiramın da bir kısmı hayır. Kur'an-ı Kerim'de sarahat var. İddet bitinceye kadar hem nefaka hem sükna dava edebilir. Ashabdan sonra ashab arasında ihtilaf başlamış. Tabi'in devrinde de ihtilaf etmiş. İşte tabi'inden İmam-ı Şabi ya rivayet ediyorlar. İmam-ı Şabi'den birkaç satır rivayet ediyor ki İmam-ı Şabi diyor ki ben bizzat gittim Fatime binti Kays'a sordum ki senin kocan seni talak-ı bayiniyle boşadıktan sonra Resulullah Efendimiz ne gibi hüküm verdi sana? Kâlet Fatime binti Kays dedi ki tallakani zevci elbette benim kocam diyor beni talak-ı bayin ile elbette ki yani kendi sureti üç tarafla boşadı. فَخَاسَمْتُ وَيْلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي سُكْنَ وَنَّفَكَ Sükne ve nefeke hakkında ben Resulullah Efendimiz'e gittim. Onları dava ettim. فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنًا وَلَا نَفَكَ Ne bana sükne oturacak yer kıldı, ne de nefeke tekdir etti. وَأَمَرَنِي بَنَا اَمْرِتِّكَ اَنْ اَعْتَدَّ فِي بَيْتِ اِبْنِ اُمِّ مَكْتُومٍ İbn-i Ümmü Mektum'un evinde iddetimi bitireyim diye emretti. Çünkü kocasının evlerinden bir evde duramazsa, nefakası de olmazsa, kendi parasından yiyecek ve nerede duracak? Durmak için de dedi ki, İbn-i Ümmü Mektum amadır, git onun evinde dur ki hiç olmazsa başın açıldığı vakitte onun gözleri görmesin. Sükne, nefaka ve sükne kim üzerindedir? Alâ menkân, bir koca üzerindedir ki oldu lehu onun için erricetü ricet. Yani üç talak olmazsa bir talak olur, iki talak olursa kocasının tekrar ricet hakkı olur. Ricet hakkı olanlar içindir. Yani Fatime binti Kays'e İmam-ı Şâbî öyle demiş ki sen gidip dava ettin ama seninkisi üç talakla olmuş, senin hakkın yok dedi. Bir talak, iki talak olsaydı gidip nefeke sükûne dava edebilirdi. Şimdi bu hadis bu kadar, burada bitti. İkinci hadisi getiriyor. Haddesena Muhammed ibn Ubeydillah ibn Meymun, قال حدثنا الوليد ibn Müslim, عن الأوزاعي, عن يحيى, قال حدثني Ebu Selemة, قال حدثتني Fatimة bint Qays, أن أبا عمرو بن حفص المخزومي Fatime binti Kays'ten Ebu Selim'e rivayet ediyor ki kocası Ebu Amr ibn Hafs el-Mekzumi'ymiş.
Tallakaha selaset. 13 talakla boşamış. Fe emara leha bi nefakati. Birisine de vekil tayin etmiş, demiş ki buna bir nefaka götür ver. Festakalletha. Fatma radıyallahu anh'a bunu az görmüş nefakayı. Ve kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem be'atehu nehvel yemen. O kocası Ebu Amr ibn Hafs'i de Peygamber Efendimiz Yemen tarafına göndermiş. Onun için kendisi nefakayı götürmemiş de bir vekiliyle göndermiş. Fatime binti Kays de bu nefakayı az görmüş. Fandalaka Halid ibn el-Velid fi neferin min beni maksum ile nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Fatime binti Kays'ın kocası Ebu Amr ibn Hafs maksum kabilesinden beni maksum. Ki Hazreti Halid'in kabilesi. Hazreti Halid diyor ki beni mahzumdan bir cemaatle gittiler. İlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e gittiler. Ve huve fî beyti meymûnete. Resulullah Efendimiz de ezbaycı mütahharattan Hazreti Meymûne'nin evindeydi. Fekâle, Halid dedi ki ya Resulullah, inne Ebu Amr ibn Hafs, bizim cemaatimizden Ebu Amr ibn Hafs tallaka Fatime'te, Fatime binti Kays'ı boşadı. Selasen 3 talakla. Fehelle leha nefaka. Bu Fatime'nin kocası üzerinde bir nefakası var mıdır? Nefaka dava edebilir mi? فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz buyurdular ki لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى Onun karısı ailesi için ne nefaka vardır ne de sükna. وَاَرْسَلَ اِلَيْهَا Fatime'ye de Peygamber Efendimiz haber gönderdi ki اَنْ تَنْتَقِلَ اِلَى اُمِّ شُرَيْكِ Ümmü Şüreyk denilen zengin bir kadın var idi. Medine-i Münevvere'de sahibül hayrat ve hasenat gelen giden evinde yer içer, sen de oraya git. Çünkü onun evi bayram gibi. Gelen giden yer içen Ümmü Şüreyk'in evine git dedi. Orada ye iç, orada iddetini bitir. Sümme ersele ileyha. Ondan sonra tekrar Resulullah Efendimiz ikinci elçi gönderdi ki enne Ümmü Şüreyk yetihel muhacirun el evvelun. Ümmü Şürik, sıhhi bir kadın. Muhacirler, ekser, ilk hicret edenler onun evinde toplanırlar, yerler, içerler. Sen de Fatime binti Kays de güzel bir kadın idi. Nas arasında bir fitneyi de mucitti. Oraya gidip gelen çok olur. Olur ki senin başın, ayağın, bir yerin açık olur. Namahrem görürler. Sen tekidi ile İbn-i Ümmü Mektub. İbn-i Ümmü Mektub'un evine git dedi. Çünkü onun evine kimse gidip gelmez. Fe inneke izâ veda'te khimâreki demyereki. Gidip de İbn-i Ümmü Mektum'un evinde başörtüsünü açarsansa İbn-i Ümmü Mektum'a ama olduğundan dolayı seni görmez. Yani Resulullah Efendimiz hem kadına nefeke sükne olmadığını bildirdi. Hem de o ne evvela Ümmü Şüreyk zengindir, orada yer içer iddetini bitirir diye emretti. Sonradan da baktı ki oranın mehsuri var. Cemaat çok gidip geliyor. Olur ki kadın başı açık olur, el ayağı açık olur. Görürler. Namahremlerin şeyinden kurtarılması için, bu mehsurdan kurtarılması için İbn-i Ümmü Mektum'un evine gönderdi. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا بشير بن بكر قال حدثنا الأوزاعي فذكر بإسناده مثله yine bu hadisi şerifi ربيع المؤذن de rivayet eyledi. حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على شعيب الليث شعيب الليث okudular haber verdiler ki أخبرك أبوك عن عمران بن أبي أنس Evet, senin baban sana haber verdi İmran ibn Ebi Anes'ten. An Ebi Seleme'te, o da Ebi Seleme'den ki ennehu kar. Ebu Seleme dedi ki Se'eltu Fatime'te binti Kays'in. Ben Fatime binti Kays'e sordum. Kendisinin nefaka ve sükune meselesinden. Fe akbaretni o haber verdi ki enne zevcehe maksumi. Benim maksumdan olan kocası tallakaha, onu 3 talakla boşadı. Ve ennehu eba en yunfika aleyha. Nefaka vermeden de iba etti. Nefaka vermedi. Fecaat ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e geldi Fatime. Fe akhberetü. Peygamber Efendimiz'e haber verdi ki kocası boşamış ve nefaka da vermiyor. Fekala Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki La nefakate leki. Senin için nefaka yoktur.
İntekili ile İbn-i Ümmü Mektum. İbn-i Ümmü Mektum'un evine git. Fekûni indehû. Onun yanında kal. Fe innehû racülün âmâ. İbn-i Ümmü Mektum âmâ bir adamdır. Tadâîne siyâbeki başındaki örtüyü açabilirsen indehû onun yanında. Yani açtığın vakitte çünkü o görmez, zararı olmaz. Şimdi 2-3 hadisi şerif getirdi. Hepsinde ne diyor? Fatime binti Kıys'ın talakı bayin olduğundan Resulullah Efendimiz ona nefeke de vermedi. Sükne, yani kalacak ev parası yahut da ev de vermedi. Haddesena Ruh ibnül Ferec, kâle haddesena Amr ibnül Halid, kâle haddesena Leys ve zekere bi isnadihi mislehu. Yine İmam-ı Tahavi diyor ki Ruh ibnül Ferec de bu hadisi bana rivayet eyledi. Haddesena Ruh ibnül Ferec, kâle haddesena Yahya ibn Abdillah ibn Bükeyr, قال حدثني الليث عن أبي زبير المكي أنه سأل عبد الحميد ابن عبد الله بن أبي عمرو الحفص عن طلاق جده أبي عمرو olacak o vav radan sonra vefatime değil amrin onu yanlış yazmış an talaq jaddi abi amrin dedesi Ebu Amr'ın talaqı dan sordu. Kimi talakı? Fatimete binti Kıysi'nin. Yani bu esas o kadını boşayan adamın torunundan soruyor ki deden ne şekilde boşadı Fatime binti Kıysi? Fekale lehu Abdülhamid. Abdülhamid ona cevaben dedi ki tallakaha elbette. Talakı bayin ile yani 3 talak ile boşadı. Sümme kharece iler Yemen. Sonra Yemen'e gitti. Ve vekkele İyâş ibn-i Ebi Rebi'a. İyâş ibn-i Ebi Rebi'a emucezadelerinden. Onu da vekil yaptı. Ki nefaka gönder. Fe ersele ileyha İyâş'ın. İyâş Hazreti Fatıma'ya gönderdi. Bi ba'din nefakati. Bazı nefaka. Fe sahifatha. O da gazeplendi. Yani az gördü. Beni bu kadar az bir şeyi gönderiyor dedi. Yani çok dava ediyor. فقال لها عياش عياش ona dedi ki مالكي علينا من نفقة ولا مسكن ben bunu ikram kabilinden getirdim sana yoksa senin ne nefaka davan var ne de sükne فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم işte Peygamber Efendimiz burada feseliyi get sor sen bunu kabul etmiyorsun senin hakkın yok zaten biz ikram kabilinden bunu götürdük kabul etmiyorsun git Resulullah Efendimiz'e sor. Fesalet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da gitti Peygamber Efendimiz'den sordu. Amma kâle İyâş'ın dedikinden. Fekâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki leyse leki nefekatun ve la mesken. Senin bir nefeke alacağın yok. Mesken de iddia etmeye hakkın yok. Velakin meta'un bil ma'ruf. Sana bir meta bir fayda verecek maruf ile yani kendi ihsanlarıyla, arzularıyla bir şey verirlerse o var, verirler. Uhruci anhum, sen onların evinden çık dedi. Fekalet Fatime binti Kıys dedi ki ahruci ila beyt ümmü şüreyk. Ya Resulallah, ümmü şüreyk denilen kadının evine gideyim mi? Çünkü orası ensarın arasında bilhassa o ümmü şirik, muhacirler, fakirleri toplardı. Gelen, giden, yer, içer, öyle zengin bir kadındı. O anladı Fatime binti Kıys ki ben nereye gideyim, kimin evine gideyim? Ümmü şirikin evi, herkesin evi. Gideyim oraya dedi. Oraya gideyim mi dedi. Fekâle lehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ona dedi ki inne beytaha yuvatta. Onun evi muvatta, hazırdır. Yani giden gelen çoktur. İntekili ila beyti Abdullah ibn Ümmü Mektum'il a'ma. A'ma olan Abdullah ibn Ümmü Mektum'un evine git. Fehu evla. O daha evladır. Evlası da yani başı, saçı, ayağı bir tarafı açık olursa görmez. Haddesena Ruh ibn al-Ferec. Kale haddesena Yahya. Kale haddeseni el-Leysu an Abdullah ibn Yezid. Mevlel Esved ibn Süfyan. İbn-i Ebi Selemete ibn-i Abdurrahman'ın Fatimete binti Kıys'in nefsiha. Hazreti Fatime'nin kendisinden sormuş. Ya, bir misli hadisi Leys. Leys'in rivayet ettiği hadisin misliyle. An Ebi Zübeyr harfün bi harf. Eyni o hadisi şerif. Bu rivayette de harfe harfine geldi.
حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمير بن حفص طلقها البتة. فاطمة بنت قيس كوجسي أبو عمير طلاق باين لا تطليق etti وهو غائب. Kendisi de kocası da gayb idi. Yemen'e gitmişti. Fersele ileyha vekiluhu. Vekili, Ebu Amr'ın vekili Fatime'ye gönderdi. Bir şairin bir miktar arpa gönderdi. Fesahitatu. Onu az gördü ve gazeplendi. Fekale. Vekil dedi ki, vallahi malik aleyna min şey. Sen bunu az görüyorsun ama senin bizde hiçbir alacağın yok. Yani bunu da ikram kabilinden getirdik sana dedi. Neye gazetleniyorsun sen? Ne hakkın var diye söyledi. Fecaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve zekerettehu. Kadın da geldi Resulullah Efendimiz'e haber verdi ki böyle böyle oldu. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki leyse leki aleyhi nefeke. Sen kocandan bir nefeke davan yok. Ve ateddi fi beytüm şüreyk. Ümmü Şürik'in evinde iddetini bekle, dedi. E sonradan da geliyor ki, evvela böyle emretti, sonradan da Ümmü Şürik'in evi kalabalık olduğunda İbn-i Mektum'un evine git, dedi. Haddesena Nesru bin Mertuk ve Ebi Davud kâle haddesena Abdullah ibn Salih kâle haddeseni Yelleyf kâle haddeseni Ugeylun an ibn Şehab kâle haddeseni Ebu Seleme enne Fatimete binti Kays حدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء نسل بن مرزوق ده aynen yukarıda geçen hadisi şerifi rivayet eyledi. حدثني روح بن الفرج قال حدثني يحيى بن عبد الله قال حدثني الليث فذكر بإسناده مثله وزاد. روح بن الفرج ده ليسن hadisini zikretti, yalnız şu ziyade var. فأنكر الناس عليها. Fatime'nin, Fatime binti Kays'in kocasının evinden çıktığına nas razı olmadı, inkar ettiler. مَا كَانَتْ تُحْدِسُ مِنْ خُرُوجِهَا قَبْلَ اَنْ رِوَيَتْ وَرْضِ. حَدَّسَنَا فَهَدٌ قَالَ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنِ مَعْبَدْ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْمَالُ بْنِ أَبِي كَثِيرًا مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ بْنِ عَلْقَمَ عَنْ أَبِي سَلَمَ عَنْ فَاتِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْصُومٍ. Fahd'in rivayetinde de diyor ki, Fatime binti Kays benim aslımdan bir adamın nikahında idi. فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّ وَنْ üç talakla boşadı. فَاَرْسَلَتْ اِلَى اَهْلِهِ. Hazreti Fatime kocasının cemaatine gönderdi. تَبْتَغِنْ نَفَكَةَ. Benim nefakemi verin. İddeti bitinceye kadar nefaka istedi. فَقَالُوا cemaati de dediler ki لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَكَ. Senin için bizim üzerimizde bir nefaken yok çünkü üç talakla boşandı, dedi. فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Peygamber Efendimiz'e bu söz erişti. فَقَالَ buyurdu ki لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةٍ. Demek ki kadın kendisi gidiyor Peygamber Efendimiz'e ki ya Resulallah bana nefaka vermiyorlar diye şekva ediyor. Resulullah Efendimiz de diyor ki evet, senin onlarda bir nefaka dava hakkın yok. وَعَلَيْكِ الْعَدَّةِ. Sen iddetinde bekleyeceksin. فَانْتَقِلِي لَا اُمْ وَقَالَ ثُمَّ قَالَ سُرَى رَسُولَ اللّٰهِ buyurdular ki اِنَّ اُمَّ شُرِيكِ يَدْخُلُ عَلَيْهَا اِخْوَتُهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. Muhacirlerden kardeşleri, din kardeşleri onun evine çok gidip geliyorlar. اِنْتَقِلِ اِلَى اِبْنِ اُمِّ مَكْتُومٍ. İbn-i Ümmü Mektum'un evine gitti. O arada tenha iddetini bitir. Şimdi burada birçok hadisi şerifler getiriyor. Bu bahis de uzun. Fatime binti Kays'in hadisi. Fukaha arasında çok dediği kudî mucib olmuş. Şimdi bu kadar hadis getiriyor. Diyorlar hepsinde üç talakla kadını boşadın mı kadının nefeke davası ve menzil sükne davası yok diyorlar. Fakat Hazreti Ömer radıyallahu anh buna razı olmamış. Aşağıda geliyor. Kur'an-ı Kerim'de var diyor. Bir kadının sözüyle biz Kur'an-ı Kerim'i terk edelim, bu olmaz. Bu kadın bunları rivayet ediyor bütün kadından ama belki kadın vehmetti. Biz ayeti bırakalım da kadının sözüyle mi gidelim? Onun için fukaha ikiye ayrılmış. Bin ve Süleyman ibn-i Şuayb kâle haddesene Esed kâle haddesene ibn-i Ebi Zib anil Haris ibn-i Abdirrahman an Ebi Selamete ve Muhammed ibn-i Abdirrahman olacak orada. Er-Rahman değil.
bir abid kelimesini okusak. Abdurrahman ibn Sevban en Fatimete binti Kays enneha isteftet en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Fatime'ye dedi ki la nefekate leki indehu ve la sükne. Sen kocandan nefeke de dava edemezsin, sükne de dava edemezsin. Ve kâne yâtiha ashabuhu. Ashabi de o kadına gelirdiler, yani kocasının cemaati. Fekale, Peygamber Efendimiz buyurdu ki i'teddi inde ibni ümmi mektum fe innehu a'ma. İbn Ümmü Mektum'un yanında git, iddetini orada bekle çünkü o amadır. Haddesena Ravh ibn-i Ferec, kâle haddesena Ahmed ibn-i Sa'd, en sâbitin enne Fatimete binte Kays, akhbaretu. Abdurrahman ibn-i Asim sâbitten rivayet ediyor ki, Fatime binti Kays ona haber vermiş ki, ve kânet inde racülü min beni mahsum, beni mahsumdan bir adamın nikah altındaydı. فَأَخْبَرَتُ Fatıma ona haber verdi ki اَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَسًا Kocası kendisini üç talakla boşamış. وَخَرَجَ اِلَى بَعْدِ الْمَغَازِ Gazi gazvelere gitmiş, gazaya gitmiş ki Yemen tarafına Resulullah Efendimiz göndermişti. وَاَمَرَ وَكِيلًا لَهُ Bu kocası da bir adamı vekil tayin etti. Ona emretti ki اَنْ يُعْتِيَهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ Ona bazı nefakeler vere. فَاسْتَقَلَّتْهَا Fatime o göndermiş olduğu nefekayı az gördü. فَانْدَلَقَتْ اِلَى اِحْتَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ Fatime binti Kays, Peygamber Efendimiz'in zevcelerinden birisinin yanına gitti. فَتَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَهِيَ عِنْدَهَا Peygamber Efendimiz, Ezvac-ı Mütahharat'tan olan bu kadının yanına girdi ki Fatime binti Kays orada. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهَ هَذِهِ فَاتِمَ بِنْتُ قَيْسٍ Peygamber Efendimiz'in zevcelerinden olan o kadın haber verdi ki Fatime bu, Fatime binti Kays'tır. Tellaka filan, kocası bunu boşamış. Fersele ileyha ba'dan nefaka. Ona da biraz nefaka göndermiş. Feraddetha. O da az görmüş, reddetmiş. Ve za'ama ennehu şeyun tatavvale bihi. Hem gönderen adam da demiş ki senin bizde alacağın yok. Fakat biz sana bunu ihsan kabilinden gönderiyoruz. Onun için Fatime davacı gelmiş diye haber verdi. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sadak. Onun vekili söylediği sözde doğru. Bunun bir alacağı yok fakat ihsan kabilinden vermişler. Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz dedi ki Fatime binti Kays'e intekili ila ümmü şürik. Ümmü şürikin yanına git. Fe'teddi indaha. Onun yanında iddetini bitir. Sümme kâle, Peygamber Efendimiz bunu söyledikten sonra tekrar dedi ki inne ümme şüreyk yektur uvvâduha ümmü şüreykin ziyaretçileri çoktur velâkin intekili ila abdillâh ibn ümmi mektûm Abdullah ibn ümmi mektûm'a git onu yanına fe innehu âmâ o âmâdır fentekalet ila abdillâh Abdullah'ın yanına gitti فَاَتَدَّتْ عِنْدَهُ اِدَّتِنِ اِبْنِ اُمِّ مَكْلُومُنْ evinde bitirdi. حَتَّنْ قَدَتْ اِدَّتُ حَتَّى اِدَّتِ tamam oldu. حَدَّسَنَا İbrahim ibn-i Merzuk قَالَ حَدَّسَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُنَا نَبِي بَكْرِ بْنَا بِالْجَهَمْ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبُوْ سَلَمَا عَلَى فَاتِمَا بِنْتِ قَيْسِ Ebu Bekir ibn-i Ebu Cehem diyor ki ben bir de Ebu Selam'a Fatime binti Kays'in yanına gittik. حَدَّسَتْ O bize rivayet eyledi ki enne zevceha tallakaha talakan bayna. Kocası onu üç tarafla boşamış. Ve emere Eba Hafs ibn Amrin en yürsile ileyha binefekata. Bu Eba Hafs olmaz burada. Eba Hafs zaten şey. Ve emere Eba Hafs ibn Amrin oğlu demek ki amr. Ona da emretmiş ki en yürsile ileyha bi nefekatiha hamsete evsak. Beş vesak yukarıda da geçti ya arpa beş vesak fırma göndere. Fâtetin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fekâlet. Fatime binti Kays Peygamber Efendimiz'e geldi. Dedi ki inne zevci tallakani. Kocası onu boşamış. Ve lem yeci'al liye sükne ve len nefeke. İddetini de bekleyeceğim bir yer tahsis etmemiş ve bana nefeke de vermemiş. Fekale Peygamber Efendimiz buyurdu ki sadak. Doğru söyledi o.
fe'ateddi fi beyti bin ümmi mektum. İbni ümmi mektumun evinde iddetini bitir. Sümme kâle, sonra dedi ki innebne ümmi mektum. Evet, İbni ümmi mektum racülün yuşa. Ona da cemaat giden gelen olur. Fe'ateddi fi beyti ümmi filan. Filan kadının evine git. Bu rivayette de böyle. Ama o ümmi filan kim? Onu da burada zikretmemiş. Evet, hadiste Ümmü Şirik'in, yukarıdaki hadislerde Ümmü Şirik'in evine git, onun ziyaretçileri çoktur. Öyleyse İbn-i Ümmü Mektum'un evine git. Burada da tersinesi geldi. İbn-i Ümmü Mektum'un ziyaretçileri çoktur. Öyleyse filan kadının yanına git. Bu rivayet, buradaki rivayet de herhalde biraz şey var, karışmış yani ibareler. Esas doğrusu evvela Ümmü Şirik'in evine git dedi, sonra da İbn-i Ümmü Mektum'un evine git diyelim. حدثنا فاتح قال حدثني محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن أبي بكر بن صخبرة قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها ثلاثة. Biz Ebu Seleme ile beraber Fatime bint Kays'ın yanına gittik. Kocası onu 3 talakla boşamıştı. فقالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. Dedi ki ben Peygamber Efendimize gittim. فلم يجعل لي سكنا ولا نفقة. Bana iddeti bekleyecek bir yer ve bir nefaka tekdir etmedi. Haddesena Fatun kâle haddesena Ebu'l-Yaman kâle akberena Şuaybun an-i Zühri kâle akbereni Ubeydullah ibn-i Abdillah ibn-i Anebe an Fatimete bint-i Kays'in an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem nehvuhu. Aynı hadisi şerifi Fahd rivayet ediyor. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi dedi ki fezehebe kavmun ila hâdî ila ser. Ölemadan bir kısmı bu hadislere sahip oldular. فَقَلَّدُوهَا Bu hadisleri tekrit ettiler. وَقَالُوا dediler ki لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ وَلَا السُّكْنَى Ne nefaka ne de sükna vacip olmaz. اِلَّا لِمَنْ İlla bir adamın üzerine vacip olur ki كَانَتْ عَلَيْهِ الرِّجَى Tekrar kadının nikahını almak hakkı ola. Yani bir talak, iki talak verirse o adam nefaka da verecek. Mesken de verecek. Çünkü ricat hakkı var. Yok, 3 talak verirse ricat hakkı olmadığından nefaka ve sükna da yoktur. Bu ulemanın bir kısmı buna sahip oldular. Ve halefehum fi zalike aharun. Ulemanın diğerleri bunlara muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki kullu mutallaka her bir talak olunmuş kadın felaha o kadın için olucudur. Fi iddetiha iddetini bitirinceye kadar. Es-sükuna, sükuna olucudur. Evet. Burada illa-li menkânet deyip, aşağıda da diyor ki ben böyle gördüm ama bu illa-li menkânet bir galep olması gerek. Ben kendi kendime düşündüm, Allahu alem imlada bir hata olsa gerek. Eyyem menkânet. Böyle olsa. Bu illa değildir de ben de'alle's-sevâb onu öyle yazırım. Lâ'l-sevâb eyyen menkâlet. Bu vakitte mana doğru olur. Yani kim olursa olsun. Ulemanın bir kısmı diyor ki mutallaka mı? İster bir talakla tatbik olunsun, ister iki talakla, ister üç talakla. Evet. Onun sükunası, iddeti zarfında sükunası vardır. Eyyen menkâlet. Allah alem öyle olacak. Hatta tenkadî iddetuha. Onun iddeti bitinceye kadar evet, ona sükne vardır. Ve sevâun kânet talâku bâinen ve gayre bâin. Talak isterse bâin olsun, isterse gayre bâin feci olsun. Evet. Bu işte Hanefi mezhebi de budur. İster üç talakla boşasın, ister bir, ister iki talakla boşasın, iddeti bitinceye kadar süknesi kime aittir? Kocasına aittir. İddetini o kocasının evinde bitirecek. Ya nefaka? وَأَمَّا النَّفَقَ فَاِنَّمَا تَجِبُ لَهَا اَيْدَى O mutallak olan kadın için nefaka da vaciptir. اِنْكَانَ الطَّلَاقُ غَيْرَ بَاِنِ Talak gayri bayin ise, yani üç değil ise, nefaka da verecek. وَأَمَّا اِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَاِنَ Yok talak, üç talak ise فَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ Bunda da ihtilaf var. Ulema iki kısmı ayrılmış. فَقَالَ بَعْضُهُمْ Bazıları dedi ki لَهَا النَّفَقَةُ اِذَا مَعَ السُّكْنَةُ Sükuna ile beraber nefaka da vardır.
Hamilen kânete gayr hamil. İster kadın gebe olsun ister olmasın. Hanefi mezhebi bu. Sükne olduğu gibi nefekete olduğu vardır. İster kadın çocuğa hamil olsun ister olmasın. Ve mimmen gâle zâlik, işte bu diyenlerdendir Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed rahmetullahi aleyhi mecmaîn. Bu içimimde böyle dedi. Şu halde bir adam bir kadını boşarsa, kadın bir talakla boşansın, iki talakla boşansın, üç talakla boşansın, iddeti bitinceye kadar kocasının evinden çıkmayacak. İddetini orada bitirecek. Hem de nefekesi onu boşayan adam üzerine vaciptir. Kendisi ister gebe olsun, ister olmasın. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نَفَقَةَ لَهَا اِلَّا اَنْ تَكُونَ حَامِلًا. Bazıları da dediler ki, sükne vardır ama nefeke, eğer kadın hamile ise nefeke davasını yapabilir, yoksa yapamaz. Bunu diyenler de vardır. Şu fi def'i hadisi Fatimete binti Kaysim bima akberana Ebu Bekre. Şimdi dünkü derste dedi ki, Fatime binti Kaysim'den radıyallahu anh'a rivayet edilen bir hadis var. Kocası onu boşamış, üç talakla. Ondan sonra nefeke istemiş. Onlar da demişler ki senin nefeken yok, sükne bedeli de yok. Yalnız ihsan kabilinden biz sana bir şey veriyoruz. O da kabul etmedi. Resulullah Efendimiz'e şekva etti. Resulullah Efendimiz de dedi ki evet, senin talakın talakı bayin olduğundan dolayı sana ne nefeke var ne de sükne bedeli var. Şimdi ulemanın bir kısmı dediler ki bu hadis bize delildir. Binaenaleyh bir kadın üç talakla boşanırsa nefeke davası yapamaz. Sükne bedeli alamaz. Ha, diğer ulemanın bir kısmı da itiraz ettiler ki Fatime binti Kays'in hadisiyle amel olmaz. Ayet-i kerime mucebince bir kadın bir kadına talak verdiler mi? İsterse bir talak, isterse iki talak, isterse üç talak, ne şekilde olursa olsun hem nefekesini alabilir hem de sükne bedelini alabilir. Fakat alabilir diyenler ikiye ayrıldılar. Bir kısmı dedi ki mutlak. Hamile olsun olmasın. Nefeket alır, sükne de alır ki. İmam-ı Azem'in mezhebi bu. Bir kısmı da dediler ki وَقَالَ بَعْدُمْ لَا نَفَقَةَ لَهَا اِلَّا اَنْ تَكُونَ حَامِلًا. Eğer üç talakla boşanmışsa nefek alamaz, eğer gebe ise alır. Gebe ise alır dedi. Bu da başka bir görüntü. Şimdi delil, ister mutlaka alsın sükne bedeli, isterse hamil olursa alsın, alır diyenler Fatime binti Kays'in hadisine muariz. Fatime binti Kays'ten rivayetler çok ki üç talak oldu mi nefeke sükne yok. O hadise karşı ne delilin var? Delil getireceksin. Yani diyor ki vehteccu, nefeke sükne vardır diyenler hüccet getirdiler. Fî def-i hadisi Fatime binti Kays'in. Fatime binti Kays'in hadisini def etmekte delil getirdiler. Bima bir rivayette ki ahberana Ebu Bekre, İmam-ı Tahaviye Ebu Bekre rivayet eylemiş. Kale haddesena Ebu Ahmed Muhammed ibn Abdillah ibn Zübeyr kale haddesena Ammar ibn Ruzeyk an Ebi İshak kale kuntu inde Lesved ibn Yezid fil Mescid-i Azam. Kufe'de, Mescid-i Azam yani büyük mescitte ben Esved ibn Yezid'in yanındaydım diyor Ebu İshak. Ve me'ane Şabi'yi. Şabi de bizimle beraber idi. İmam-ı Şabi ki Fatime binti Kays'in hadisini rivayet eden zat. Bunda. Evet. Fezekerul mutallakate selasen. Üç talakla tatlı gedilmiş kadın meselesini ortaya koydular. İhtilaflı ya. Nefeka davası, sükna davası var mı yok mu? Fekale Şabi'yi. Şabi dedi ki haddesetni Fatime binti Kays. Fatime binti Kays bana rivayet eyledi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle lehâ, Fatime'ye buyurdular ki la sükna leki ve la nefeka, sene sükna da yok nefeka da yok dedi diye bu hadisi rivayet Fatime binti Kays İmam-ı Şabi'ye rivayet eylemiş. Kâle Ebu İshak diyor ki feremâhu Şabi'ye attı El-esved ve esved bir hasatin. Bu camılarda ufak taşlar var ya, secde edilen yerlerde koyuyorlar. O hasveleri aldı, attı ona. Kale veylek, veyl sene olsun. Etuhaddisu bimisle haza.
sen bu Fatime binti Kays'in hadisini burada rivayet ediyorsun. Bu hadis memulun bih değil. Sen nasıl bunu rivayet ediyorsun dedi. Tekdir ettuğunu. قَدْ رُفِعَ ذَٰلِكِ لَوْمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ Sen duymadın mı ki bu mesele Ömer ibn-i Hattab'a ref edildi. Fatime binti Kays'in hadisi ona kadar gitti, ulaştı. فَقَالَ Hazreti Ömer dedi ki لَسْنَا biz olmadık. بِتَارِكِ كِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Rabbimizin kitabını, Peygamberimizin sünnetini biz terk edici olmadık. Neyle? بِقَوْلِ اِمْرَيَةٍ bir kadının rivayetiyle. Bir kadının bir rivayeti var. Öteki tarafta ayet-i kerime var. Peygamber Efendimiz'in sünneti var. Onları terk edelim de bu kadını rivayet ile amel edelim. Biz bunu yapmayız. لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَذِبَتْ Biz bilmiyoruz. Belki bu kadın yalancıdır. Ya vehvetmiştir, yanlış anlamıştır. Yahut yalan söylüyor. Fakat beri tarafta elimizde Kur'an var. Peygamber Efendimiz'in sünneti var. Kur'an hangisi? قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ الْاَيَةِ لَا تُخْرِجُوهُنَّ Siz kadınla talak verilen kadınları çıkarmayınız. مِنْ بِيُوتِهِنَّ Durmuş olduğu evden çıkarmayınız. Yani iddeti bitinceye kadar. وَلَا يَخْرُجُنَ Onlar da çıkmasınlar. Bu mutlak. Üç talakı bir talakı yok ki ayet-i kerime mutlak. Herhangi bir kadına talak verilirse Cenab-ı Hak diyor ki siz onları çıkarmayınız. Onlar kendiliklerinden de çıkmasınlar. İddeti bitinceye kadar. Demek ki ne var? Sükne var bak. Halbuki o diyor ki sükne yok dedi. Haddesene ibn-i Merzuk. Kale akberene Muhammed ibn-i Kethir. Kale akberene Süfyan. An selemeteni şi'biyen Fatimet anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Şabi'den rivayet eyledik ennehu lem yec'al laha hayne tallakaha zevcuha. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatime'ye kılmadı. Sükuna ve la nefaka. Kocası talak verdikten sonra ne sükuna verdi ona ne de nefaka verdi. Fesekerdu zalikel İbrahim. Ben bu Şabi'nin rivayetini İbrahim'in Nehai'ye zikreyledim. Fekale İbrahim'in Nehai dedi ki kadru fi'a zalike le Ömer ibn-i Hattab. Bu hadis Hazreti Ömer'e ref olundu. Fekale dedi ki La ned'u kitabe Rabbina Azze ve Cel Biz Rabbimizin kitabını terk etmeyiz. Ve sünnete nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin sünnetini de terk etmeyiz. Likavlim ra'etin bir kadının sözü ecdinden bir kadının böyle bir rivayet fetva almış. Biz bununla Allah'ın kitabını Peygamber'in sünnetini terk etmeyiz. Lehe sükna ve nefeke O üç talakla tatbik edilmiş kadına sükne de vardır, nefeke de vardır. Ha. Bak Hazreti Ömer radıyallahu anh kabul etmiyor onu. Haddesena Fahdun, kâle haddesena Ömer ibn Hafs ibn Gıyad. Kâle akberana Ebi, kâle akberana Al-Ameş, an İbrahim, an Ömer ve Abdillah. Ameş, İmam Ameş, İbrahim'in Nehai'den rivayet ediyor ki, o da dedi ki Hazreti Ömer ve Abdullah bin Mesud ennehuma kana yekulani bunların her ikisi de derdiler ki el mutallakatu selasen üç talakla tetlik edilmiş bir kadın leha o kadın için olucudur en nefekatu ve sükna hem nefeka olucudur hem de sükna olucudur ve kâne şâbiyyü yezkuran Fatimete binti Kays'in anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kar Halbuki İmam-ı Şabi Fatime binti Kays'te rivayet eder ki لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَا Peygamber Efendimiz ona nefeke ve sükne hakkı vermemiş. Bunu rivayet ederdi. Halbuki Hazreti Ömer ve Abdullah ibn Mesud onun hılafına fetva verirdiler. حَدَّسَنَا نَسُرُ بِنْ مَرْزُوكُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبُ قَالَ حَدَّسَنَا الْقُسَيْبِ بْنُ نَاسِحُ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الشَّعْبِيَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاسًا Yine İmam Şabi'den rivayet ediyor ki Fatime binti Kays kocası onu tatlik etti üç talakla فَاَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e geldi فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سَكَنْ وَلَا شُكْنَ Sana nefaka da yoktur, şükne de yoktur dedi. قَالَ Ravi diyor ki فَاَخْبَرْتُ بِذَٰلِكَ النَّخَعِي Ben bunu İbrahim'in Nehai'ye gittim, söyledim ki
İmam-ı Şabi böyle rivayet ediyor. Fekale, İbrahim'in Nehay buyurdular ki, Kale Ömer ibnül Hattab ve uhbire bizzari. Ömer ibnül Hattab'a bu nis haber verdiler. Hazreti Ömer de buyurdular ki, Lesna bitariki ayetin min kitabillahi teala. Allah-u Teala'nın kitabından, Kur'an'ından olan bir ayeti biz terk edici değiliz. Ve kavli Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kavli şerifini de terk edici değiliz. Li kavli imra'atin, bir kadının sözü için, bir kadının böyle rivayet etmesi için. Leallaha evhemet. Caiz ki bu kadın vehem etti. Yani ters anladı. Yahut da meselenin içerisinde başka bir şey var. Ona hususi bir, bu emir vardır. Semiyatu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Hazreti Ömer diyor ki, ben bizzat Resulullah Efendimiz'den işittim. Yekulu, derdi ki, leha sükne ve nefeke. Üç telakla tatbik edilmiş bir kadına sükne de vardır, nefeke de vardır. Hazreti Ömer bizzat işitmiş Peygamber Efendimiz'de. Peki öyleyse Fatime binti Kays'ın bu rivayeti ya kendisi vehmetti, yanlış anladı, yahut da doğru anladı da Resulullah Efendimiz ona hususi olarak bu hükmü verdi. Onu da aşağıda beyan ediyor. Bunun da bir sebebi var idi. Binaenaleyh Fatime binti Kays'ın hadisi ümuma delil olmaz. Elde ayet var ve hadis var. قالوا dediler ki فهذا عمر رضي الله عنه işte Hazreti Ömer قد انكر حديث فاطمه هذا Fatime'nin bu hadisini inkar eyledi ve lem yakbelhu kabul etmedi ve kad enkerehu aleyha ila Usame ibn Zeyd Hazreti Usame de inkar etti Fatime binti Kays'ın hadisini, o da kabul etmedi. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال Ebu Seleme dedi ki, kânet Fatimetu bintu Kays. Fatime binti Kays oldu. Tuhaddisu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet ederdi ki, ennehu kâle leha. Peygamber Efendimiz Fatime'ye dedi ki, i'teddi fi beyti ibni ümmi mektum. İbni ümmi mektumun evinde iddetini bitir. Böyle haber verirdi. Ve kâne Muhammed ibni Üsâmet ibni Zeyd. Hazreti Üsame'nin oğlu Muhammed de derdi ki, yekulu, kâne Üsâmetu, Hazreti Üsame oldu, izâ zükret Fatimetu min zâlike şeyen, izâ zekeret Fatimetu min zâlike şeyen, Fatime bu şeyi, kendi hakkındaki bu fetvayı söylediği vakitte, ramâhâ, Fatime'ye atardı, bimâ kâne fî yedihî, elinde olanı onun yüzüne atardı. Taş mı var, zopa mı var, ne varsa Fatime bunu rivayet ettiği vakitte Hazreti Hüsam'ı kabul etmez, hemen onu atardı. Yani sen bu işte yanlışsın, der diye. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi diyor ki, Fahadi Hüsamet ibn-i Zeyd. İşte Hüsamet ibn-i Zeyd, Peygamber Efendimiz'in evlatlığı Zeyd'in oğlu. Evet. Fahadi Hüsamet ibn-i Zeyd, kad enkere min zâlike idâ. İşte bu meseleden inkar eyledi, ma enkerehu Umar'u radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in inkar etmiş olduğunu o da inkar eyledi. وَقَدْ اَنْكَرَتْ ذَٰلِكَ اِذَا عَيْشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا Fatime binti Kays'ın bu rivayetini Hazreti Ayşe de inkar eyledi. حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّسَنَا نَسُّ بْنِ عِيَادٍ اَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِيَتُ الْقَاسِمَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَذْكُرَانَ اَنَّ يَحْيَ بْنِ السَّعِيدِ بْنِ الْعَاصِ يَحْيَ بْنِ السَّعِيدِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ Mervan İbni Hakem'in kardeşi Abdurrahman. Abdurrahman'ın kızını Yahya İbni Sa'id boşamış. Fentekaleha Abdurrahman İbni Hakem. Babası Abdurrahman kızı oradan almış götürmüş kendi evine. İddeti bitmeden. Feerselet Aişetü ila Mervan ve huve emirül Medine. Hazreti Aişe, Mervan İbni Hakem Medine'de emir idi. Ona haber gönderdi ki, Enittekillâhe verdülil mer'eti ila beytiha. Allah'tan kork. Bu iddetini bitirmeden kocasının evinden çıkamaz. Evine gönder, iddetini beklesin. Hani ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ya, siz onları evlerinden çıkarmayınız, onlar da çıkmasın. Halbuki babası kızı almış, götürmüş. Çıkarmış. Binaenaleyh gerisin geri gönderin, iddeti kocasının evinde beklesin. Fakale Mervan, Hazreti Ayşe'nin haberi Mervan'a gidince Mervan dedi ki fi hadisi Süleyman, Süleyman'ın rivayetinde
İnne Abdurrahman galebeni. Kardeşim Abdurrahman bana galip geldi. Ben gerisin geri kızımı göndermiyorum. Kocasını boşasın. Ben bir de kızı tekrar onun evine göndereceğim. Göndermiyorum dedi. Mervan'ın sözünü dinlemedi. Ve kâle fî hadîsil Kasım. Kasım'ın rivayetinde dedi ki emâ belâgeki hadîsü Fatimete binti Kaysim. Hazreti Ayşe'ye haber gönderdi ki sen bu kadını gerisin geri gönderiyorsun. Fatime binti Kaysim hadisi sana erişmedi mi? Peygamber Efendimiz ona nefeke ve sükune koymadı. Bu da öyle üç talak ile boşamış. Buna da nefeke sükune yok dedi. Fekalet Ayşe, Hazreti Ayşe ona cevaben haber gönderdi ki la yadurruke en la tezküre hadise Fatimete binti Kaysim. Fatime binti Kaysim hadisini zikretmemek sana zarar vermez. Yani onu hiç karıştırma onu, bu meseleye. O mesele Kur'an-ı Kerim'e muhalif düşüyor. Binaenaleyh bu meseleyi Fatime binti Kays'in hadisini hiç araya getirme, zikretme. Bu sana zarar vermez dedi. Fekale Mervan. Bu sefer Mervan Hazreti Ayşe'ye cevap gönderdi ki inkâne biki şerru, sende bir şer var Hazreti Ayşe'ye diyor. Sende bir şer var. Fehasbuki mâ beyni hâdeyni mineşşer. İki şerrin arasındayım. Bir de araya sen şer katıyorsun. Kocası kadını boşamış. Babası da kızı götürmüş kendi evine kadını. Onların iki arasında iki şer var. Kocası istemiyor. Babası çekmiş götürmüş. Hazreti Ayşe diyor ki bu iki şer yetmiyor mu ki bir şer de sen getiriyorsun illa bu kadını kocasının evine götür. Yani Mervan da aciz kalmış. Zamanında böyle oluyor mesela. Şimdi mesele Hazreti Ömer Fatime binti Kays'ın hadisiyle amel etmedi bir. Hazreti Hüsame Fatime binti Kays bunu rivayet ettiği vakitte onun elindekini ona atardı. Sen bunu niye söylüyorsun? İki, Hazreti Ayşe haber vermedi, amel etmedi bununla. Üç, Haddesena Yunus kâle ehberen ebn-i vehbin enne maliken ehberi van Yahya ibn-i Sa'id fezekere bi-isnâdî mislehu. Bu Yahya ibn-i Sa'id'in meselesini İmam Malik tarihiyle de haber veriyor. Haddesen ibn-i Merzuk kâle ehberenâ Bişr ibn-i Ömer kâle haddesen Abdurrahman ibn-i Kasim enebihi kâle kâle Taişetü. Hazreti Ayşe buyurdu ki mâ li Fatimete min hayri. Fatime binti Kays'te bir min hayri mi min haberi. Mâ li Fatimete min haberi. Haberden, Fatime için bir haberden yoktur ki fî en tezkürü hâdel hadis. Yani kavliha, la nefekete ve la sükuna. Fatime'nin, Fatime binti Kays'in Peygamber Efendimiz bana nefeke ve sükuna vermedi diye bu sözü, bu haber vermesinde bir fayda yok. Niye? Karşıda ayet var ve hadis var. En evvela kendisinin rivayet etmiş olduğu hadisin karşında Hazreti Ömer'in de bir rivayeti var. Hadis hadise taarruz ettiği gibi bir de beri tarafta Kur'an var. Bir hadis, hem hadis hem Kur'an'ı taarruz etsin, onunla emel olmaz. فَهَذِي عَيْشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ وَنَا اِشْتَ اَزْرَةَ عَيْشَةَ لَمْ تَرَلَمَلَ بِحَدِيسِ فَاتِمَةَيْدَ Fatime binti Kays'in hadisiyle ameli caiz görmedi. وَقَدْ صَرَفَ ذَٰلِكَ Bu mühim. Bunu sarf etti. Yani Fatime binti Kays'in hadisinin hükmünü sarf etti. سَعِيدُ اُبْنُ الْمُسَيَّبِ Said ibn-i Müseyyeb sarf etti ila hilafil ma'na şu ma'nanın hilafına ellezi ile ma'na ki sarafehu ileyhe ehlül mekaletil ula birinci mekale sahiplerinin vermiş olduğu ma'nanın hilafına sarf etti. Onlar ne dediler? Fatime binti Kays üç talakla boşandığında nefeke sükuna yok dediler. Dedi ki bu ma'nayı siz anlamıyorsunuz. Bu o ma'naya değil. Said ibn-i Müseyyeb hani tabiinin İleri gelenlerinden, meşhur tabiinin afdali kimdir? Üç kişi diye ihtilaf var. Veys el-Garani, Said ibn-i Müseyyeb, bir de Said ibn-i Cübeyr. Bunların üçünden hangisi daha afdaldır? İhtilaf var. Medine'nin alimi. İşte bu zat dedi ki, bu mana o değildir. Ya nedir? O ne diyor? Diyor ki, haddesena Ebu Bisri Rikkiyyü. Rikkiyyü, kâle haddesena Muaviyetuddarir, an Amr ibn-i Meymun, an Ebihi, kâle kultuli Said ibn-i Müseyyeb, اَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ سَلَاسًا Said ibn-i Müseyyeb'e gidip Amr ibn-i Meymun soruyor ki üç talakla boşanmış bir kadın iddetini nerede bekler?
İşte tam bu mesele. Fekâle fî beytehâ. Seyyid ibn-i Seyyib dedi ki, kocasının evinde, kendi evinde bekler. Fekultu lehu eleyse kad emara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatimete binti Kays'in en te'atedde fî beyti ibn-i Ümmü Mektûb. Sen işitmedin mi ki Resulullah Efendimiz Fatime binti Kays'e dedi ki, git ibn-i Ümmü Mektûb'un evinde iddetini bekle. Kendi evinde koymadı. Kendi kocasının evinden çıkardı, İbn-i Mektum'un evine gönderdi. Bunu işitmedin mi? Seyyid ibn-i Seyyib işitmez olur mu? Medine'nin alimi, tabiyenin ulusu. Fekale dedi ki, Seyyid ibn-i Seyyib, tilkel mer'etü, o kadını mı diyorsun? O kadın, eftenetin nas, nasi fitneye soktu. Fatime binti Kays, nasi fitneye soktu. Vestetalet ala ehmâiha bilisâniha. Kocasının akrabasına lisanını uzattı. Onlara eziyet vermeye başladı. Demek kadın biraz lisan sahibiymiş Fatime binti Kays. Onun için kocası onu boşadığından dolayı o da kızmış. Kocasının akrabasına lisanen eziyet etmeye başlamış. فَاَمَرَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz de onun lisanını o kocasının akraba teallukatından kesmek için ona emretti ki اَنْ تَعْتَدَّ ف۪ي بَيْتِ اِبْنِ اُمِّ مَكْتُوبٌ Baktı ki bu kadın bunlara eziyet edecek. Öyleyse İbn-i Ümmü Mektum'un evine git, iddetini orada bekle, fitne sönsün. Ya demek ki bu hükmü ne için? Onun hususi bir hali var da. Onun lisanından öteki Müslümanları kurtaracak. وَكَانَ رَجُلًا مَكْتُوفًا بَسَ İbn-i Ümmü Mektum'da emaydı. Onun için oraya gönderdi. Seyyid ibn-i Müseyyye bu manayı çıkar dedi ki sizin zannettiğiniz gibi üç talakla boşanırsa üç talak olduğundan dolayı nefeke sükne yok bu o manaya değil. Bu kadın lisanı uzun idi, kocası boşadığı gibi kocası da gazadaydı, onun akraba teallukatına eziyet etmeye başladı. Resulullah Efendimiz de siyaseten onu aldı başka yere gönderdi. O onun hususi hali. Bu bir fitne oldu. Nasıl da zannettiler ki bu hüküm böyledir, hüküm böyle değil. Demek ki Hazreti Ömer'in görüşüne bak. Hazreti Ömer hep bunu söylemedi ama Hazreti Ömer Kur'an var, hadis var, bitti bir kadının sözüyle amel edemeyiz. Ha, demek ki onun işin içinde ayrıca bir iş çıktı. Sonra işte bu Fatime binti Kays iddetini bitirdikten sonra iki adam buna talip oldular. Biri Ebu Cehem, birisi Muaviye. İkisi de dövücü yolladılar. Çok güzel idi kendisi. Meşhur, akıllı, dirayetli bir kadın. Geldi Resulullah Efendimiz'e dedi ki ya Resulullah beni iki adam dövücü gönderiyor. Biri Muaviye, biri Ebu'l-Cehem. Sen ne dersen hangisine varayım? Dedi ki emma Muaviye fesörlük. Muaviye fakir. Bir şeysi yok. Bu vakitte fakir idi. Ebu'l-Cehem ise değneği omuzunda. Aileleri dögermiş, çok dögermiş. Daha onlardan hayırlısını ben sana göstereyim mi? Üsamet ibn Zeyd'e var dedi. Üsamet ibn Zeyd'e var deyince Hazreti Üsamet'in anası cariye olduğundan kendisi de siyah. Kadın öyle güzel, bütün Kureyş olsun, Kureyş'ten güzel, herkes onun peşine düşsün diye Resulullah Efendimiz de getirmiş kendi kölesine, kölesinin oğluna bir siyah bir adama var diyor. İlk önce hoşuna gitmedi. Hani bu ileride okuduk ya. İlk önce hoşuna gitmedi, sonradan düşündü ki benim hakkımda Resulullah Efendimiz bunu tercih ettikten sonra ben niye varmayayım? Siyahmış olsun siyah dedi. Vardı. Vardıktan sonra da baktı ki Hazreti Hüsame'nin ahlakı peygamber ahlakına benziyor. Ondan sonra da memnun oldu. Ha, Resulullah Efendimiz daha hayırlısına delalet etmişti. İşte bu. Fatime binti Kays bu. Bir de Deccal'ın hadisini rivayet eden gene bu. Haber geldi ki münadi ki Peygamber Efendimiz Ashab-ı Kiram mescitte topluyor. Kadın zaten zeki, atılgan kadın hemen mescide koştu. Acaba ne var? Allah Allah. Gitti mescide. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben size Deccal'dan haber verirdim. İşte benim haber verdiğimi Temimi Dari bak gitmiş ağzından dinleyin. Temimi Dari bir gemiye binmişler. Hava götürmüş bir adaya atmış. Orada çıkmışlar. Bir başı ayağı belli olmayan kır içerisinde bir hayvan Arapça konuşmaya başlamış. Ondan sonra işte şurada bir adam vardır gidin gitmişler. Deccal orada görmüşler. O mesele uzun. Deccal bir şeylerden sormuş. Onlar cevap vermişler. Nihayet o demiş ki ben Deccal'ım çıkacağım.
Muhammed'in ümmeti üzerine onları fitneye sokacağım. Yalnız Mekke ile Tayyip'e giremeyeceğim. Mekke ile Tayyip'e diyor ki benim Temimi Dari'nin vermiş olduğu bu haber, yani benden bir fazla malumat yok. Ben bunları söylemiştim. Fakat Tayyip'in size neresi olduğunu göstereceğim. İşte Tayyip'e burasıdır dedi. Minbere vurdu. Tayyip'e burasıdır. Deccal buraya giremeyecek. İşte o hadisi rivayet eden de bu Fatıma binti Kays. Uzun hadis, Temimi Dari'nin hadisi. Evet, şimdi burada Said ibn Müseyyep ne dedi? Fatime binti Kays'a Resulullah Efendimiz nefeke, id ve sükna vermediğinin sebebi var. O boşandığı gibi lisaniyle kocasının akrabalarına eziyet etmeye başladı. Resulullah Efendimiz de baktı ki bu bir fitneyi mucib olacak. Onu evvela Ümmü Şirik'in evine git dedi. Sonradan da dedi ki onun misafiri çoktur. Git iddetini İbn Ümmü Mektum'un evinde bekle. O iddetini bitirdi. Sonradan da Hazreti Hüsame'ye vardı. Kâle Ebu Cafer. İmam-ı Tehavi dedi ki فَكَانَتْ مَا رَوَتْ فَاتِمَةُ بِنْتُ قَيْسِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ قَوْلِهِ لَهَا لَا سُكْنَا لِكِ وَلَا نَفَقَ. Öyleyse bu Fatime binti Kays'ın bu rivayetinde Hazreti Fatime'ye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefaka ve sükuna vermediğinde olmadı. La delile fihi, bunda delil olmadı. İnde Said ibn-i Müseyyeb, Said ibn-i Müseyyeb'in mezhebine göre delil olmadı ki en la nefakate lil mutallakati selasen ve la sükuna. Üç talakla tatbik edilmiş kadına nefaka yoktur, sükuna yoktur diye Fatime binti Kays'ın hadisinde delil yok ki. Bunun hususi bir ehvali dolayısıyla ona Resulullah Efendimiz öyle demiş. Yoksa üç talakla kadın tetlik olursa nefekesi yok, sükne yok diye Fatime binti Kays'ın hadisinde bu delil çıkmaz dedi. Evet. اِذَا كَانَ قَدْ صَرَفَ ذَٰلِكِ اِلَى الْمَعْنَى الَّذ۪ي ذَكَرِنَاهُ عَنْهُ. Said ibn-i Müseyyeb'in zikretmiş olduğu manaya sarf edersek hadisin manasını. Yani onun lisanından eziyet duymasınlar diye onun için ona bu hüküm verilmiş. Bu manayı alırsıksa bu vakıtta birinci mezhebin delilleri yok. Fatime binti Kays'ın hadisi delil olamaz. وَقَدْ حَدَّسَنَا نَسْرُ بْنُ مَرْزُوكُ وَبْنِ اَب۪ي دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحِ قَالَ حَدَّسَنِي الْلَيْسُ قَالَ حَدَّسَنِي عَقِيلُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّسَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أن فاطمة بنت قيس أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة diyor ki فاطمة بنت قيس bize haber verdi ki Peygamber Efendimiz dedi اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم'un evinde iddetini bekle. فأنكر الناس عليها. Nas Fatime'yi inkar eyledi. Hani artık çıktı, ابن أم مكتوم'un evine gitti, iddetini orada bekleyince Nas hoş görmedi bunu. Neyi inkar eylediler? مَا كَانَتْ تُحْدِسُ بِهِ مِنْ خُرُوجِهَا قَبْلَ اَنْ تَحِلْ. İddetini bitirmeden, evlenmesi helal olmadan, kendi evinden çıkıp da İbn-i Ümmü'nün Mektum'un evine gitmesini millet hoş görmedi. Görmeden mi ona da kim emretti? Resulullah Efendimiz emretti. فَهَذَا اَبُوْ سَلَمَةَ يُخْبِرَيْذَا. İşte Ebu Seleme haber veriyor ki اَنَّ النَّاسَ قَدْ كَانُ وَاَنْكَرُوا ذَٰلِكَ عَلَى فَاطِمَ. Fatime'nin bu yapmış olduğu harekete razı olmadılar. وَفِيهِمْ اَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. O inkar edenlerin içinde sahabe Resulullah da var idi. وَمَنْ لَحِكَ بِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ. Bir de tabiinden ulemalar vardı. Onların hiçbirisi bu işi hoş görmediler. فَقَدْ اَنْكَرَ عُمَرُ. Hazreti Ömer inkar eyledi. وَاُسَامَةُ Hazreti Hüsame ve Said ibn-i Müseyyeb. Said ibn-i Müseyyeb. Bunlar inkar edildiler Fatime binti Kays'ın bu harekatını. مَعَ مَنْ سَمَّيْنَا مَعَهُمْ. Onlarla tesmiye ettiğimiz zatlardan ki Abdullah ibn Mesud, Hazreti Aişe. Bunlar da kabul etmediler. فِي حَدِيسِ فَاتِمَةَ binti Kays'ın هَذَا. İşte Fatime binti Kays'ın bu hadisini bunlar kabul etmediler. وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ. Onunla amel de etmediler. وَذَٰلِكَ مِنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Hasreten Hazreti Ömer'in bunu kabul etmemesi, reddetmesi oldu. Hazreti Ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün Ashab-ı Kiram'ın huzurunda oldu. Ashab-ı Kiram'ı topladı. Fatime binti Kays'ın hadisiyle amel olmaz. Bunun rivayetiyle biz Resulullah'ın sünnetini, Allah'ın ayetini terk edemeyiz dedi.
فَلَمْ يُنْكِرُهُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مُنْكِرُونَ Ashab-ı kiramdan da kimse kalkıp da ya Ömer sen hata ediyorsun demedi. Demek Hazreti Ömer harekatında yani getirmiş olduğu delil kuvvetli olduğunda Ashab-ı kiram sükut ettiler. فَدَلَّ تَرْكُهُمُ النَّكِيرَ فِي ذَٰلِكَ عَلَيْهِ Ashab-ı kiramın Hazreti Ömer'e inkarı terk ettiklerinde delil oldu ki enne mezhebehum fihi ashabın mezhebi de bu meselede ke mezhebihi Hazreti Ömer'in mezhebi gibidir. Fatime binti Kays'in rivayetiyle amel olunmaz. Şimdi meseleyi burada bitirdi. İki tarafın delillerini de getirdi. Şu halde bir kadın 3 talakla boşansa iddetini bitirinceye kadar nefakesi kimin üzerine? Kocasının. Sükne bedeli kim üzerine? Kocasının. Gene kocasının. Bunu bağladı. Fakat şimdi öteki taraf yine delil getirecek. Yani bu münakaşa ya elmi bir münakaşa. Fekal. Dedi. اَلَّذ۪ينَ ذَهَبُوا اِلٰى حَد۪يسِ فَاتِمَةَ وَعَمِلُوا بِهِ Fatime binti Kays'in hadisine sahip olup onunla amel edenler dediler ki اِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ömer اِنَّمَا اَنْكَرَ ذَٰلِكَ عَلَيْهَا Fatime'ye inkar etti bunu. Bunu yaptığını لَاَنَّهَا خَالَفَتْ عِنْدَهُ كِتَبَ اللّٰهِ سَوَجَلْ Hazreti Ömer'e göre Kur'an'a muhalif olduğunda Fatime binti Kays'in hadisi Kur'an'a muhalif olduğunda Hazreti Ömer inkar etti. يُرِيدُ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Allah'ın kitabı da neyi murad ediyor? Şu kavli şerif estaizu billah. اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ اَسْكِنُوهُنَّ مُطَلَّقَ olan kadınları iskan edin. مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ Sizin sakin olduğunuz yerlerde, yani kendi evlerinizde. مِنْ وُجْدِكُمْ Gücünüzün yettiği ne kadar bulabildinizse, imkanı muhtarınca, o kendi evlerinizden bir yerde onu iskan edin dedi bitinceye kadar. Ayet bu. Fatime binti Kays'in hadisi buna muhalif. Bu ayet buraya tatbik edilmez. فَهَذَا بُوْ اِنَّمَا هُوَ فِي الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا Bu ayeti kerimede bir kadını boşamış. Öyle bir talakla boşamış ki لِزَوْجِهَا O kadının zevci için caiz olur. عَلَيْهَا O kadın üzerine fihi O talakta اَرْرِجَةُ رِجَةُ caiz olur. Yani 3 talak olmaz da bir talak olur. İki talak olur ki kocası iddet zarfında dönebilir. İşte ayet-i kerime onun hakkında. Hazreti Ömer bunun için siz buna sahip oldunuz ama siz 3 talakla olan hakkında değil. Fatime binti Kays'in ki 3 talakla. Ama bu ayet-i kerime 1 ve 2 talak hakkında olanlar hakkında diye onlar tekrar itiraz ettiler. Ve Fatime tükanet mebduteten la ricete li zevciha aleyha. Fatime binti Kays ise talak-ı mebduteydi. Yani 3 talaklaydı ki kocası ricet edemezdi. 3 talak olduktan sonra ricet edemez. Fakat kâlet Fatime binti Kays dedi ki inna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular. Kâle lehu ona dedi ki Fatime binti Kays'e innemen nefekatü ve sükna limen kânet aleyhi rüca. Geldi nefeke sükna dava etti. Fatime binti Kays Peygamber Efendimiz dedi ki nefeke sükna kim içindir? Kocası tekrar onu nikahına alabilecek bir şekilde olursa, yani talak bir yahut iki olursa, onun hakkıdır nefekes hükmler. Ama seninkisi 3 talak verilmiş. 3 talak olduğu gibi kocası diricet edemez. Evet. Ve ma zekerallahu teala fi kitabî min zâlik. Cenab-ı Hakk'ın zikretmiş olduğu eskenuhunne min haythu sekentum min vücdüküm. Bu ayet-i kerime. اِنَّمَا هُوَ فِي الْمُطَلَّقَةِ اللَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرِّجَةِ Kocasının ricat hakkı olan talaklardadır. Yani talak bir yahut iki olursa işte onların hakkındadır. Ve فَاتِمَةُ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهَا الرِّجَةِ Fatime'nin ricati de yok. Yani kocası ona ricat edemez. 3 talakla verilmiştir. Yani Hazreti Ömer bunu yanlış anladı demek istiyorlar. Ayet-i Kerime'yi kim hakkında tuttu Hazreti Ömer? Mutlak. Halbuki mutlak değil diyor. Talak 1-2 olursa tamam o vakitte onu evinden çıkarmayacaksın. Ama talak 3 olursa çıkarabilirsin demek istediler.
فَمَا رَوَتْ مِنْ ذَٰلِكِ فَلَا يَدْفَعُهُ كِتَابُ اللّٰهِ وَلَا سُنَّةِ نَبِيهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Öyleyse Fatime binti Kays'in rivayeti ayete de muhalif değil, hadise de muhalif değil diye itiraz etti. وَقَدْ تَابَاهَا غَيْرُهَا عَلَى ذَٰلِكِ. Diyor ki buna başkaları da tabi oldular. Minhum Abdullah ibn Abbas ve Hasan. Abdullah ibn Abbas, Hasan-ül Basri'de buna tabi oldular. Yani bu ayeti kerime Fatime binti Kays'in rivayetine muhalif değil dediler. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس ها وحدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن أنهما كانا يقولان في المطلقة ثلاثة. حسن البصري den rivayet ettiler ki Abdullah ibn Abbas, her ikisi de derdiler ki üç talakla boşanan kadın, وَالْمُتْوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا, bir de kocası vefat eden kadın, لَا نَفَقَةَ لَهُمَا, onlara nefaka yoktu iddetleri içinde, وَتَعْتَدَّانِ حَيْتُ شَعْتَ, istedikleri yerde de iddetini getirirler. İster boşadığı kocanın evinde olsun, isterse başka bir yerde olsun, iddetlerini oralarda da bitirirler. Böyle derdiler Abdullah ibn Abbas ile Hasan-ı Basri. قَالُوا, dediler ki, bu birinci mezhebe sahip olanlar. فَاِنْ كَانَ عُمَرُ وَعَيْشَةُ وَاُسَامَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُمْ. Eğer Hazreti Ömer, Hazreti Ayşe, Hazreti Üsame enkeru ala Fatime'te, Fatime binti Kays'e inkar ettilerse, مَا رَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Hazreti Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş olduğu hadisi inkar etti, kabul etmedilerse, وَقَالُوا بِخِلَافِهِ, Fatime binti Kays'in rivayetinin hilafiyle hükmettilerse, فَهَذَا بْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِمَا, İşte onlara karşılık Abdullah ibn Abbas, قَدْ وَافَقَهَا, Fatime binti Kays'e muvafık oldu. عَلَى مَا رَوَتْ مِنْ ذَٰلِكَ, Hazreti Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş olduğu hadise muvafakat etti. Abdullah ibn Abbas da Fatime binti Kays gibi oldu. فَعَمِلَ بِهِ, bu hadisle amel etti. وَتَابَهُ عَلَى ذَٰلِكَ الْحَسَنِ, Hasan-ı Basri de buna tabi oldu. Buna ne diyeceğiniz var? Yani siz eshaptan delil getirirsiniz, biz de eshaptan delil getiririz. Fakat Abdullah ibn Abbas, Hasan-ı Basri, bunlar öteki Hazreti Ömer, Hazreti Ayşe, Hazreti Üsame, bunların derecesinde değiller ki. Fakat ona da cevap veriyor. فَكَانَ مِنْ حُجَّةٍ عَلَى اَهْلَ هَذِي الْمَقَالَ, bu sözü söyleyenlerin evet, aleyhine hüccetimizdendir ki enne mehtecce bihi Ömer radıyallahu anh fi defi hadisi Fatimete binti Kays, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın getirmiş olduğu hüccet Fatime binti Kays'in hadisini def etmekte, hüccetun sahihatun, sahih bir hüccettir. Hazreti Ömer'in getirmiş olduğu delil sahih ve kuvvetli bir hüccettir. Ve zâlike enne Allah azze ve cel kal, şöyle ki Cenab-ı Hak buyurdu, يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سُنَّ قَالُ, sonra da ne buyurdu? لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا, ey peygamber, ailelerinizi boşadınız mı, siz onları iddetleri vaktinde boşayın. Yani sünni bir şekilde tatbik edin ki o iddetini beklesin. O da nedir? Hali tuhurda bir talak verecek. 2-3 talak değil, sünnet olan bu. Ondan sonra ne için böyle verin? La tedrisin, sen bilmezsin ki. Leallallaha yuhdisu ba'de zalik emri. Allah-u Teala ondan sonra başka bir şey ihdas eder. Yani o adam peşiman olur. Tekrar müracaat eder, nikahını alır. Talak-ı sünni bu. Bir talakla boşayacaksın. Evet. Ve ecme'u enne zalikel emru vel müracaat. Ulema bütün icma etti ki Cenab-ı Hak bir emir ihdas eder. O ihdas edecek ki emri nedir? Kocasının tekrar müracaat etmesi, onun nikahını alması budur. Sümme kâle, sonra Cenab-ı Hak onun peşinde de buyurdu. Eskinûhünne min haysu sekentum min vücdikum. Siz onları ne bulabilirsinizse o gibi sekende iskan edin. Sümme kâle, sonra Cenab-ı Hak yine peşinde buyurdu ki la tuhricûhünne min buyûtihinne. Evlerinden onları çıkarmayın. وَلَا يَخُرُجُنَ, onların kendileri de çıkmasın. يُرِيدُ, bunu da murad ediyor. Nerede? فِي الْعِدَّةِ, iddette. İddeti esnasında evlerinizden çıkarmayın.
Onlar kendileri de çıkmasın, sen çıkarmasan ama o ben durmuyorum der. Yok, o da dursun. Babası kardeşini kaçırdı. Öyleyse diyor, Hazreti Ömer'in delilleri bak nasıl birbirini takip etti kuvvetli. فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ Kadın oldu. اِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا Kocası talak ederse اِسْنَتَيْنِ iki talak. Bir sünneti sünnet ecli için. عَلَى مَا أَمَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Allah-u Teala'nın emrettiği gibi iki talak verirse sünnet. ثُمَّ رَاجَاهَا Sonra rücu ederse, tekrar nikahını alırsa ثُمَّ طَلَّقَهَا اُخْرَى لِسُنَّتِ Ondan sonra üçüncü talakı da sünnet veç üzerine verirse harumet aleyhi, o vakitte kadın o adama haram olur. Ve vecebet aleyhel idde, ona iddet de vacip olur. Elleti cealallahu leha fiha es-sükna. Ol bir iddet vacip olur ki Cenab-ı Hak onu sükna'yı farz kıldı. Ne dedi? Çıkarmayınız, onlar da çıkmasın. Ev emereha fiha, yahut ona emretti ki en la tahruce, çıkmaya. Ve emere zevc, zevce de emretti ki en la yukhruceha, çıkarmaya. Bu ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak ayırdı mı ki? Bir talak, iki talak, üç talak var mı? Yok. وَلَمْ يُفَرِّقِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak tefrik etmedi. بَيْنَ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةِ لِسُنَّةِ Bu sünnet veç üzerine mutallaka olan kadın ile اَلَّتِي لَا رِجَةَ عَلَيْهَا Ricet-i olmayan وَبَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ لِسُنَّةِ اِلَّتِي عَلَيْهَا رِجَةَ Üç talak verir, sünnet beş üzerine. Evvela iki talak verir, sonra bir de bir, bu sünnet. Bir de var ki bir talak verdi, o da sünnet. Cenab-ı Hak tefrik etmedi. İster öyle, ister öyle, hükmü beyan eyledi. فَلَمَّا جَاءَتْ فَاتِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فَرَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَّهُ قَالَ لَهَا اِنَّمَا السُّكْنَا وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَتْ عَلَيْهَا الرِّجَعِ Diyor ki işte dünkü meselede Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala niçin Fatime binti Kays'ın hadisini kabul etmedi? Diyor ki Fatime binti Kays geldi, Resulullah Efendimiz'den rivayet etti ki Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sene nefake ve sükne yok. Nefake sükne kimin içindir? Bir kadın ki o kadına kocası ricaet edebilir, dönebilir. İşte onun için nefake ve sükne vardır. O kadına dönmesi için, tekrar adam onun nikahını alması için talakın üç olmaması lazım. Ya bir, ya iki olacak ki ricat hakkı ola. Bunu böyle dedi. Halefet bizalik. Fatime binti Kays bununla muhalefet etti. Kitaballahi, Allah'ın kitabına muhalefet etti. Bu kitapta ne olduğu halde, nasıl olduğu halde. Yani Kur'an'ın nasını muhalefet etti. لَاَنَّ كِتَابَ اللّٰهِ تَعَالَ Cenab-ı Hakk'ın kitabı قَدْ جَعَلَ السُّكْنَى Sükne hakkını kıldı. لِمَنْ لَا رِجَعَةَ عَلَيْهَا O kadına ricat olmayan kadına da sükne kıldı. Yani üç talakla boşanan kadına da sükne hakkı var. Niye? Cenab-ı Hak ne buyurdu? لَا تُخَرِّجُوهُنَّ لَا تُخْرِجُوهُنَّ Siz onları çıkarmayınız. وَلَا يَخْرُجُنَ Onlar da çıkmayın. Onlar da çıkmasınlar. Bu nasıl? Ve halefet sünnete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in sünnetine de muhalefet etti Fatime binti Kays. Lenne Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer kad revâ an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet eyledi. Hilâfe mâ revat Fatime binti Kays'in rivayetinin hilafına rivayet eyledi. Fatime binti Kays dedi ki Resulullah Efendimiz bana nefeke ve sükûne hakkı vermedi. Hazreti Ömer de rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz buyurdu ki mutallakanın nefake ve sükune hakkı vardır. O bir kadın rivayet ediyor. Hazreti Ömer koskoca Peygamber Efendimiz'in veziri o da rivayet ediyor. Fekharece çıktı. El mana mana zahir oldu. Ellezî şul bir mana zahir oldu ki minhu o mana yüzünden enkere aleyha Fatime binti Kays'ı inkar eyledi. Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer inkar eyledi. Neyi? Ma ol bir şey ki enkere. İnkar ettiği şeyi. Fatime binti Kays'e ne dedi? Senin bu rivayetin kitabı ve sünnetin muhalif. Niye? İşte bu mana zahir olduğundan. Nasıl zahir oldu? Hurucen sahih. Hurucu sahih ile zahir oldu bu. Ve batale hadisu Fatime'te Fatime'nin hadisi batil oldu. Felem yecibül amelü bihi aslan.
asıl da onun da amel edilmesi vacip olmadı. Lima zekerna ve beyenna, bizim zikrettiğimiz ve beyan ettiğimizden dolayı. Kur'an-ı Kerim'in nesli var. İster. Evet. Şu anda elimizde iki hadisi şerif var. Fatime binti Kays'in hadisine göre üç talakla tatlik edilen bir kadının nefaka ve sükne hakkı yok. Hazreti Ömer radıyallahu teala anh'ın rivayetinde var. Nefaka ve sükne var. İki hadis birbirine taarruz ediyor. Peki tercih lazım. Tercihe gidince Kur'an-ı Kerim'in zahiri Hazreti Ömer'in rivayetini ne muvafık geliyor. Muvafık geldiği gibi arada hem Kur'an hem hadis var. Kur'an ve hadis varken Fatime binti Kays'in bir tek rivayetiyle amel edilmez. Hazreti Ömer onun için bununla amel edilmesin dedi. Ashab-ı kiramın huzurunda. Bir kadın üç talakla da boşansa nefaka sükne hakkı var. Bir talakla, iki talakla hepsinde de nefaka sükne hakkı var. Şimdi burada bunu kesti. Fakat öteki tarafı itiraz ediyor. Onlardan birisi diyor ki فَقَالَ قَائِلٌ Bir müteriz itiraz etti ki لَمْ يَجِي تَخْلِيْتُ حَد۪يسِ فَاتِمَ Fatime binti Kays'in hadisinin tahliti karışması gelmedi. اِلَّا مِمَّا رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْهَا İmam-ı Şafi Fatime binti Kays'den rivayet eyledi. Bunu karıştırıyorsunuz ama İmam-ı Şafi kimden rivayet eyledi? Fatime binti Kays'den. وذلك انه هو الذي روى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنا ولا نفقه امام الشافعي فاطمه بنت قيس'ten rivayet ediyor ki Resulullah Efendimiz Fatime binti Kays'e ne nefaka hakkı verdi ne sükuna hakkı verdi. قال اوليس ذلك في حديث اصحابنا الحجازيين اصحاب حجازن فقهاء حجازين hadisinde böyle değil midir? Yani bütün Fatime binti Kays'in hadisini kim rivayet ediyor? İmam-ı Şafii. İmam-ı Şafii hadiste büyük bir alim. قال Ebu Cafer İmam-ı Tahavi diyor ki فَاَغْفَلَ فِي ذَٰلِكَ Bunda gaflete düştü bu itiraz eden adam. اَوْ زَهَبَ عَنْهُ Yahut kendisinden zahip oldu da aklına gelmedi. لَنَّهُ لَمْ يَرْبِ مَا فِي هَذَا الْبَابِ بِكَمَالِهِ Bu babda rivayette gelen rivayetlerin hepsini kemaliyle rivayet etmedi İmam-ı Şafii. İmam-ı Şafii bunu rivayet ediyor ama birçok rivayetler var. Hazreti Ömer'in rivayeti var, sonra ayet-i kerime var. Bunları İmam-ı Şafii hepsini toplamadı. Yalnız Fatime binti Kays'ten vek'i sordu. O da dedi ki beni kocam üç talakla boşadı, bana nefeke sükne hakkı vermedi. Bu kadar. كَمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ Halbuki İmam-ı Şâbe'nin gayrisi tamamıyla rivayet ettiler, tefsilatı rivayet eylediler. فَتَوَهَّمَ أَنَّهُ وَتَوَهُمْ اِتِّكِ وَجَمَعَ كُلَّ مَا رَوَا فِي هَذَا الْبَابِ İmam-ı Şâbe bu babda ne kadar rivayet varsa hepsini cem etti diye vehmeyledi. فَتَكَلَّمَ عَلَى ذَٰلِكَ Onun üzerine İmam-ı Şâbe bunu söyledi ve fetvayı da verdi ki nefeke sükuna yoktur dedi. فَقَالَ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْهُ Ondan bizim hikaye ettiğimizi söyledi. O da neden? Mimma vasafna vasfettiğimiz şeyden. Ve leyse kema tevehem. Halbuki onun tevehem ettiği gibi değildir. Şimdi bu İmam-ı Cafer'in, İmam-ı Tahavi'nin sözü itiraz olarak, cümle-i müterize olarak bu araya girdi. Bu itiraz eden sözünden dedi ki, bunu rivayet eden İmam-ı Şâbî'dir. Fatime binti Kays'ten. لَاَنَّ الشَّعْبِيَّ İmam-ı Şâbî ise azbatu mimma yuzannu zen olunduğundan daha ziyade zabittir, kuvvetlidir. Sizin zannediyorsunuz ona zenninizden daha kuvvetlidir. Ve etkanu ve evsak daha itkan üzerinedir, daha ziyade itimat edilir. Ve kad vâfekahu alâ mâ revâ min zâlik İmam-ı Şâbî'ye de bu rivayet etmiş olduğu hadise muvafakat etti. Men gad zekernâhu Bizim zikrettiğimiz adamlar fi hadisi hadisinde Abdullah ibn Abbas ona muvafakat etti, Hasan-ı Basri de ona muvafakat etti. Fi evveli hazel bab, bu babın evvelinde daha başka hadisler de geldi. Yani İmam-ı Şâbî de tek değil. Başkaları da var. Onlar da hep Fatime binti Kays'in hadisini rivayet eylediler ve öyle amel ettiler. Ma yugnina zâlik en i'âdeti fi hâzel mevdi'a. Evet. Burada o kadar çok gidiyor. Burada onları iadeye de lüzum yok. Çünkü yukarıda okuduk. Böyle itiraz etti. O itiraz eden adam diyor ki siz bu hükmü kestiniz, attınız ama
İmam-ı Şâbî kuvvetli bir muhaddistir. İmam-ı Şâbî olsun, ona muvafık olan başkaları da olsun, Fatime binti Kays'ın hadisini rivayet eylediler ve öyle amel ettiler. Siz bunu öyle kaldırıp da hemen kenara atacak kadar derecede değil. Ona cevaben diyor ki ve yukalu lehu. Bu Mu'terize cevaben denilir ki inne hadise Malik. Malik'in hadisi. Hani Abdullah ibn Yezid, Abdullah ibn Yezid'den rivayet eyledi ki hadis. Ellezî lem yüzker fîhî lâ süknâlek. O rivayette lâ süknâlek yok. Bu hadisi Fatime binti Kays'ten İmam Malik rivayet ediyor. Orada sene nefaka yok diyor ama sükneyi zikretmiyor. Lâ süknâlek yok. قَدْ رَوَاهُ الْلَيْسُ بْنُ سَعَدْ Leysi bin Sa'd bunu rivayet eyledi. Yani Abdullah ibn Yezid, yani Ebi Selemet'e, Fatime'te بِمِسْلِ مَا رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْهُ Şâbî nasıl Fatime binti Kays'ten rivayet eyledilerse bunlar da rivayet eylediler fakat bunların rivayetinde la sükne leki yok. Bu da birbirine mariz oldu. فَمَا جَاءَ مِنَ الشَّعْبِيِّ فِي هَذَا تَحْلِيدٌ Öyleyse İmam-ı Şâbî'den gelen rivayette tahlit vardır. Karıştırma vardır. İmam-ı Şâbî'den gelen rivayette la sükne leki diyor. Halbuki bu aynı hadisi başkaları rivayet ediyorlar, la sükne leki yok. وَاِنَّمَا جَاءَ تَخْلِيدٌ Bu tahlit kimden geldi? İmam-ı Şâbî'nin kendisinden mi? Evet. Diyor ki yok, İmam-ı Şâbî'nin kendisinden gelmedi. Ya kimden geldi? مِمَّنْ رَوَى عَنْ اَبِي سَلَمَةِ اَنْ فَاتِمَةِ Ebu Seleme Fatime binti Kays'ten rivayet etmiş. İşte Ebu Seleme'den rivayet edenlerden geliyor. Yoksa İmam-ı Şâbî'ye nasıl erişmişse olduğu gibi nakletmiş. Fakat kendisinden evvel bir karışıklık var. Bu rivayette. فَحَزَفَ بَعْدَ مَا ف۪يهِ Ebu Seleme'den rivayet eden hadisi de olan bazı ibareleri hasfetti ve cevabı ba'din bazısını zikretti. Bazısını hasfetti, bazısını zikretti. فَأَمَّا أَصْلُ الْحَد۪يسِ Hadisin asli فَكَمَا رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ Şâbî'nin rivayet ettiği gibidir. Lakin bir karıştırma vardır. وَكَانِ مِنْ قَوْلِ هَذَا الْمُخَالِفِ لَنَا اِذَا Bu bize muhalif olan adamın sözlerindendir. Bizim aleyhimizdeki enkale dedi. وَلَوْ كَانَ أَصْلُ حَد۪يثِ فَاتِمَتَكَ مَا رَوَهُ الشَّعْبِيُّ Eğer Fatime binti Kays'ın hadisinin asli Şâbî'nin rivayet ettiği gibi ise لَكَانَ مُوَافِقَ لَيْذَا لِمَذْهَبِنَا Bizim mezhebimize muvafık olur. لَاَنَّ مَعْنَا قَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimizin kavli şerifinin manası لَا نَفَقَةَ لَكِ Bu lefsi sana nefaka yoktur demesi اِي لَاَنَّكِ غَيْرُ حَامِلْ Sen gebe değilsin. Onun için sana nefaka yoktur. وَلَا سُكْنَا لَكِ Sana sükne de yoktur. لَاَنَّكِ بَذ۪يَةٌ Senin lisanın kötüdür. Lisanın kötü ne? Vel beza ve beza ise vel fahişetu. Kur'an-ı Kerim'de gelen fahişedir, kötülük. Elleti kâle Allahu azze ve cel elâ illâ en yâtîne bi fahişetin mübeyyene. İlla onlar fahişeyi mübeyyene zahir bir kötülükle gelirlerse bu başka işte. Bu da Fatime binti Kays'te vardı diyor. O da neydi? Kocasının akrabasına lisanen eziyet ederdi. Ve zekere fi zalike ma kad haddesene ibn-i Merzuk. İbn-i Merzuk'un rivayetini zikreyledi. Kale haddesene Ebu Amirul Akatiyyü. Kale haddesene Süleyman ibn-i Bilal. En Amr ibn-i Ebi Amr. En Ekirmeten ibn-i Abbasin. Ennehu su'yle en kavlihi ta'ala. Abdullah ibn-i Abbas'tan şu ayetin tefsiri sual olun diye. Se'udu billah. Ve la yahrucune illa en yetine bi fahişetin mübeyyene. Siz onları evlerinden iddetleri içinde çıkarmayınız. وَلَا يَخْرُجُنَ Onlar da çıkmasınlar evlerden. اِلَّا اَنْ يَتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَ İlla o kadınlar zahir, açık bir kötülük yapmış olurlarsa o vakit çıkarılırlar. Bu açık kötülük neymiş? Bunun fahişe-i mübeyyenenin tefsirini sordular Abdullah ibn Abbas'tan. فَقَالَ buyurdu ki اَلْفَاحِشَةُ الْمُبَيَّنَ Açık kötülük demek en tefhuşe ala ehlir reculi ve tu'ziyehum kocasının akrabası üzerine lisan uzatmak ve onlara lisane eziyet etmektir. İşte bunu da Fatime binti Kays bunu yaptı.
vay siz, adam beni boşadı, niye boşadı diye onlara başladı sana neziyet etmeye. Fekale, fe Fatimetu, Abdullah ibn Abbas dedi ki, Fatime hurrimet al-sükuna li bezaiha. Lisanı böyle kötü olduğundan sükuna ona haram edildi. Ve nefakatu, nefakada haram edildi ona, lennaha gayru hamil, gebe değildi. Nefaka vermedi Peygamber Efendimiz, hamil değildi. Kocasının evinde iddet bekletmedi ki, çünkü onlara eziyet ediyordu. Said ibn Müseyyeb'in hani rivayeti var ya, tefsiri var ya, oraya geldi çıktı bu da. Said ibn Müseyyeb dedi ki, bu hüküm Fatime binti Kıys'a hasidi. Nefaka ve sükuna vermedi Peygamber Efendimiz. Çünkü kendi kocasının akrabasını eziyet ediyordu. Onun için o evde kaldıkça şer ziyade olacak. Resulullah Efendimiz emretti ki, git İbni Ümmü Mektum'un evinde iddetini bekler. Nefakayı niye vermedi? Ha, nefaka da bu ihtilaflı. Hamile olan kadınlara nefaka verilir, o muhakkak. Hamile olmayan kadınlara nefaka verilir mi, verilmez mi? Bu ihtilaflı. Bundan dolayı. Gâle, o muhalif dedi ki, وَهَذَا حُجَّةٌ لَنَا فِي قَوْلِنَا. Bizim sözümüzdeki, hükmümüzdeki, evet, şeye, bizim sözümüzdeki hükme hüccettir. اِنَّ الْمَبْتُوتَةَ لَا يَجْبُ لَهَا النَّفَقَ. Üç talak ile boşanan bir kadına nefaka yoktur, illa en tekûne hamilen, illa hamil olursa. O birinci mezhebe sahip olanlar kendilerine hüccet getirdiler. قِيلَ لَهُ, ona cevaben denilir ki, لَوْ خَرَجَ مَعْنَا حَد۪يسِ فَاتِمَةَ مِنْ حَيْسُ ذَكَرْتَ. Fatime binti Kays'ın hadisi senin zikrettiğin gibi bu manaya gelirse, لَوَقَعَ الْوَهْمُ عَلَى اُمَرُ. O vakitte Ömer'e vehim vakı olur. Demek ki Ömer'in rivayeti mezbut değil. Fatime binti Kays Resulullah'tan rivayeti mezbut oluyor. Hazreti Ömer'in Resulullah'tan rivayeti mezbut olmuyor. Vehim geliyor ona. Ve Aişe'te ve Hüsamete, Hazreti Aişe'nin, Hazreti Hüsame'nin rivayetlerine de vehim gelir. Safiyet gelir. وَمَنْ اَنْكَرَ ذَٰلِكَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَلَى فَاتِمَةَ مَعْهُمْ. Fatime binti Kays'e bunlarla beraber başkaları da inkar etti. Onların rivayetlerine de vehim gelir. وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي اَنْ يُتْرَكَ اَمْرُهُمْ عَلَى السَّوَابِ. Halbuki layık olur ki bunların emri doğru üzerine terk edile. Yani Hazreti Ömer, Hazreti Ayşe, Hazreti Hüsame ve bunlarla beraber olanların emri doğrudur. Diyelim, hatta yu'leme yakinen, hatta yakinen biline, ma siva zalik, bunun gayrisi bir yakinen biline. Hazreti Ömer, Hazreti Ayşe, Hazreti Hüsame'nin bunların fetvalarının doğru olduğunu kabul edeceğiz. Ta bunun hilafi zahir oluncaya kadar. Bir tek Fatime binti Kıys'in hadisi buna mariz olamaz. فَكَيْفَ وَلَوْ صَحَّ حَد۪يسُ فَاتِمَ. Nasıl böyle olur ki Fatime'nin hadisi sahih olsa, لَكَانَ قَدْ يَجُوزَ اَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ. O vakitte caiz ki onun manası ola, عَلَى غَيْرِ مَا حَمَلْتَهُ أَنْتَ عَلَيْهِ. Sen onu hangi manayı aldınsa o mananın gayrisine olması caiz olur. Farz et ki Fatime binti Kays'ın hadisi sahih. Hazreti Ömer'inki de sahih. Hazreti Ömer'inki me'mulun bi. Fatime binti Kays'ın hadisine gelince onu tevil edeceğiz. Başka bir manayı alacağız ki iki hadisin arası birleşti. Taarruz hasıl olmasın. Evet. Bu nasıl olur? Hangi manayı alınır? وَذَٰلِكَ اَنَّهُ قَدْ يَجُوزَ اَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ. Caiz ki Fatime binti Kays'ın hadisinin manası ola, اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz حَرَّمَهَا السُّكُنَا لِبَذَائِهَا. Ona sükunayı haram kıldı, vermedi lisani kötü olduğundan. Kema zeker. Ben zikrettim ya, kendisi kocası akrabasını eziyet ederdi. وَرَا أَنَّ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَاحِشَ. İşte ayet-i kerimede vakı olan fahişe kötülük budur. اَلَّتِي قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi, اِلَّا اَنْ تَكُونَ بِفَاحِشَةٍ اِلَّا اَنْ يَتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَ. وَحَرَّمَهَا النَّفَقَ. Peki nefakayı niye haram kıldı Peygamber Efendimiz? لِنُشُوزِهَا بِبَذَائِهَا. O ki onlara böyle kötülük etti, lisan uzattı, o evdeki kalamadı, evden çıktı. Evden çıkması dolayısıyla de nefakeden mahrum kaldı. Ellezî öyle bir bezâiha, bezâsi sebebiyle. Ellezî öyle bezâ ki, haracet bihî min bîti zevcihâ.
zevcünün evinden çıktı. Zevcünün evinden çıkaran ne? Kendisinin lisanı. Orada kaldığı müddetçe onları eziyet edecek. Resulullah Efendimiz de eziyet etmesin diye öyleyse oradan çık başka eve git. O evden de çıkması işte fahişe-i mübeyyene oldu. Öyleyse nefakede yok, sükunada yok. Bu manaya gelir. لَاَنَّ الْمُطَلَّقَةَ Mutallak olan bir kadın لَوْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا İddeti içinde kocasının evinden çıkarsa لَمْ يَجِبْ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةً Onun için kocasına bir nefaka vacip olmaz. Hatta tercih ila menzilini. O menziline dönünceye kadar. Kocasının evine dönünceye kadar nefaka lazım gelmez. Bu manaya alınır. فَكَذَٰلِكَ فَاتِمَةُ Fatime binti Kays مُنِعَتْ مِنَ النَّفَقَةً Nefakadan men edildi, lünüşuziha çıktığı için, nüşuzi ellezî bihi, o nüşuzi sebebiyle haricetli menzili zevciha, kocasının evinden çıktı. O sebeple nefakada kesildi. Fahâzâ me'nem, bu bir manadır ki, kad yecûzen yekûnün nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem eradehu. Caiz ki Peygamber Efendimiz bu manayı murad etti de ona nefaka ve sükûne vermedi. İnkâne hadîsü Fatimata sahihat. Fatime binti Kays'ın hadisi sahih olduğu takdirde böyle tevil edilir. وَقَدْ يَجُوزُ جَائِسْكَنْ يَكُونَ اَرَادَ Peygamber Efendimiz murad etmiş ola مَا وَصَفْتَ اَنْتَ Senin vesfettiğin şeyi murad etmiş ola وَقَدْ يَجُوزَ يَكُونَ اَرَادَ مَعْنًا Yani bir bu mana var. Bir de senin dediğin mana var. Ki Peygamber Efendimiz üç talak olduğundan dolayı ricet hakkı olmadığından dolayı nefake sükne yok. İkinci ihtimal da bu. Birincisi ne dedi? Kendisinde fahişe-i mübeyyene var. Yani kocasının akraba teallukatını eziyet ediyor. Onun için Resulullah Efendimiz çıkardı onları. Eziyet etmesin diye. Çıkması sebebiyle nefakeden de kesildi. Sükrünen nefakı kişide gitti. Bir bu manayı alırız. Bir de caiz ki senin dediğin gibi üç talakla boşandığından dolayı nefake sükne yok. Gitti iki mana. Bir de caiz ki üçüncü, bu ikisinden başka üçüncü bir mana murad etmiş ola Peygamber Efendimiz. وَقَدْ يَجُوزَنْ يَكُونَ اَرَادَ مَعْنًا غَيْرَ هَذَيْنِ Bu iki manadan başka manayı murad etmiş ola Peygamber Efendimiz. مِمَّا لَا يَبْلُوهُ عِلْمُنَا Bizim ilmimizin yetişmediği bir mana olan. Bu ihtimal da var. Üç ihtimal var. وَلَا يُحْكَمُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz üzerine hükmü olunmaz ki. اَنَّهُ اَرَادَ فِي ذَٰلِكَ مَعْنًا بِعَيْنِهِ دُونَ مَعْنًا Bu üç manadan birisini kastetti Resulullah Efendimiz, ötekini kastetmedi diye hükmedebilir mi kimse Resulullah üzerine? Hayır. Edemez ki. Çünkü o peygamberdir. Efendim bu manadan bizim dediğimizi üç talakla boşandığından dolayı bunu kastettisin Resulullah hükmedemezsen onları. Burada üç türlü ihtimal var. Üç türlü ihtimalın herhangisi olursa olsun hiç kimse teaddüben Resulullah'ın aleyhine hüküm veremez bu manayı kastetti diye şey demez, söz yürütemez. Evet, kema hakemte ente aleyh. Halbuki sen hükmediyorsun ki illa Resulullah Efendimiz bu üç manadan birisini kastetmiştir. O da nedir? Üç talakla boşanmasıdır. Yok, seninkisi su-i edeptir. Burada üç türlü ihtimal var. Resulullah Efendimiz hangisini murad ettiğini bilmeyiz biz. Lennel-i Ömer'den de rivayet edildi. Fil fahişetil mübeyyene. Peki. Adam olsun. Fahişe-i mübeyyene hakkında ne rivayet edildi? Edildi. غَيْرُ مَا قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَلَىٰ Abdullah ibn Abbas'ın dediğinin gayrisi. Şimdi اِلَّا اَنْ يَتِنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةً Murat nedir? Murat dedi ki Abdullah ibn Abbas kadının lisanının uzun olması kocasının akraba ve teallukatını eziyet etmesidir. Fahişe-i mübeyyene budur. Abdullah ibn Ömer de başka bir mana getirdi. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال في قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة Bu ayeti kerimenin tefsirinde Abdullah ibn Ömer dedi ki قال خروجها o kadının çıkması min beytiha evinden فاحشة مبينة فاحشة مبينة'dir. Abdullah ibn Abbas fahişe-i mübeyyene manasını aldı. Lisanının uzun olup da başkalarına eziyet etmesi bu manayı aldı. Abdullah ibn Ömer dedi ki hayır, kocasının
evinde, iddeti içinde kocasının evinden çıkıp başka eve gitmesi fahişenin beyanı budur. Bu da öyle tefsir etti. وَقَدْ قَالَ آخَرُونَ Başkaları da dediler ki اِنَّ الْفَاحِشَةَ الْمُبَيَّنَ Fahişeyi mübeyyene اَنْ تَزْنِيَ Kadın zina eder فَتُخْرَجْ Çıkarılır لِيُقَامَ عَلَيْهَا الْحَدِ Had ikame edilsin diye. Onlar dediler ki yok sizin dediğiniz gibi bir kadının lisanının uzun olması, kocasının evinden çıkması fahişeyi mübeyyene bu değildir ya. Kadın Allah'ın mahfazına zina eder. Zinada şahitlerle ispat edilir. Had vurulması için kadını evden çıkarırlar. İşte fahişe mübeyyene ne manasındadır? Zina manasındadır dedi. Bunu da başkaları dedi. Evet. Femen ceale leke Femen kim ceale leke sene kıldı en tüsbite maru yani Abbasın radıyallahu anhuma Abdullah ibni Abbas'tan rivayet edileni ispat edesin. Fi tevhile hadi ilahe bu ayetin tevhilinde Abdullah ibn Abbas'ın sözünü delil getiresen ve tehtecce bihi ala muhalifi seni muhalif olana Abdullah ibn Abbas'ın tefsiriyle hüccet karşı hüccet getirip karşı koyasın. Bu selahiyet sana kim verdi? Ve teda'a ma qabla ma qala ibn Umar radıyallahu anh Abdullah ibn Abbas'ın sözünü getiresen Abdullah ibn Ömer'inkini terk edesin. Bu selahiyet sana kim verdi? Yani o öyle tevil etmiş, bu da böyle tevil etmiş. Birisini alsın, birisini terk etsen olmaz. Birisini aldın, tercih lazım. Tercih bile müreccih lazım geliyor. وَقَدْ رُوْيَنْ فَاتِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي حَد۪يسَا مَعْنًا غَيْرُ مَا زِكَرْنَا Fatime binti Kays'in hadisinde başka bir mana daha rivayet edildi. وَذَٰلِكَ اَنَّ اَبَا شُعَيْبِ الْبَصْرِي صَالِحَ بْنِ شُعَيْبِ حَدَّسَنَا قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الزَّمِنِ قال حدثنا حفص بن غياس عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قال فاطمة بنت قيس عن هشام بن عروة روايته diyor ki قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني رسول الله gitmiş demiş ki kocam beni boşadı ve innehu yurid en yuktahama istiyor ki benim evime iktiham oluna yani başkaları gelsin benim yanıma girsinler ben iddetteyim beni boşamış başkaları benim yanıma nasıl girer İktiham etmek, başka bir adamın gelip de onun yanına sokulmasına demek. Bak bu da mana var. Bu ötekilerinde yok. Yani ya Resulullah beni boşadı, ben iddetimi bunun evinde çıkaracağım ama fakat başkalarını getirip yanıma sokuyor. Öyleyse Resulullah Efendimiz ne dedi? فَنْتَقِل۪ي عَنْهُ Öyleyse son evden intikal et. Bak bu mana ötekilerinde yok. Bu mana neymiş? Kadını kendi halinde koymuyorlar. Onun akraba tellukatı gidip geliyorlar. Onun için kadın bundan şikayetçi olmuş. Resulullah Efendimiz öyleyse sen başka eve intikal et. Fahadi Fatimetü tuhbir ifadel hadis. İşte Fatime'nin kendisi bu hadiste haber veriyorken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz innema emereha en tentekile onun o evden intikal etmesini emretti. Hine hafet zevceha aleyha zevcuha değil. Hine hafet kadın korktuğu vakitte kime zevceha zevcünden aleyha kendi üzerine yani kendi akraba teallikatını getirecek de kadının yanına koyacak ondan korktuğundan dolayı kadın Peygamber Efendimiz öyleyse sen başkasının evinde iddetini bekle demek Fatime binti Kays'ın bu meselesinde işler var yani incelikler var onun için Hazreti Ömer kabul etmedi fekale kailu وتقاسم الله تعالى على رسول الله ونسيبه. فهذه فاطمة تخبر في هذا الحديث. İşte Fatime bint Kays haber veriyor. Bu hadiste ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz innema emereha ona emretti en tentekile kocasının evinden İbn Mektum'un evine neklede ne vakit حِينَ خَافَتْ زَوْجَهَا عَلَيْهَا Kendi kocasının, kendisini yanına getireceği akraba teallukatından korktuğundan Resulullah Efendimiz'e şekva etti. Peygamber Efendimiz de öyleyse başka evde iddetini bekle. İşte bak Hazreti Fatime'nin kendi vermiş olduğu haber de demek ki kadınlar kendi kocalarının evinde iddeti bekleyecekler. Sükne ve nefaka hakkı var. Fakat bunda bir hususiyeti olduğundan dolayı Peygamber Efendimiz başka eve nekledildi. Başka eve nekletmesi dolayısıyla nefakete sakit oldu. İşte bunun cevabı bu.
Şimdi burada birisi kalkıp itiraz ediyor. Fekale gayr. O birinci mezhebe gayr olanlardan bir tanesi itiraz ediyor ki ve keyfe yecuzu haza? Senin bu dediğin nasıl caiz olur? Ve fi ba'di ma kad ruviye fi hadal bab. Bu babda rivayet edilen bazı hadislerde varid oldu ki ennehu tallakaha ve huve gayr. Kocası Yemen'deyken kadını tatlik etti. Yani kadının yanında kadını tatlik etmiş değil. Oradan Yemen'den haber gönderdi. اَوْ تَلَّقَهَا سُنَّ غَابَ Yahut da tatlik etti, ondan sonra gitti Yemen'e. İki rivayet var. Bir rivayette talakını verdi, sonra Yemen'e gitti. Peygamber Efendimiz Gaza'ya gönderdi. Bir rivayette de oradan talak haberini gönderdi. فَخَاسَمَتْ اِبْنَ عَمِّهِ فِي نَفَقَتِهَا İster öyle, ister öyle olsun, talak haberi Hazreti Fatıma binti Kays'e gelince gitti, nefaka istedi. Kimden? Kocasının, amucasının oğlu vekiliydi. Vekilden. وَفِي هَذَا اَنَّهَا كَانَتْ تَخَافُهُ Şimdi burada da diyorsun ki, Fatıma kendi kocasından korktu. Kendi kocasının akraba teallukatını evine getirdi. Halbuki biz hadislerde okuduk ki, kocası boşadı gitti. Yahut da tavradan boşadı. Kocası yanında değil ki, korka. Bu hadiste de diyorsun ki, kocasından korktu. فَاَحَدُ الْحَد۪يسَيْنِ يُخْبِرْ İki hadisin birisi haber veriyor ki, اَنَّهُ كَانَ غَائِبًا Kocası gayb idi. وَالْآخَرُ يُخْبِرْ اَنَّهُ كَانَ حَاضِرًا Öteki de haber veriyor ki, hayır, kocası hazır idi, akraba teallukatını Fatıma'nın yanına getirmek istiyordu, ondan korktu da onun için evden çıkmasını istedi. فَقَدْ تَضَادَّ هَذَانِ الْحَد۪يسًا Bu iki hadis birbirine zıddı oldu diye itiraz eyledi. Şimdi buna cevap verecek. قِيلَ لَهُ Bu itiraz eden adama denilir ki مَا تَضَادَّ Bunlar birbirine zıddı olmadılar. لَنَّهُ قَدْ يَجُوز Caizken tekune Fatimetu Fatime binti Kays ola لَمَّا تَلَّقَهَا زَوْجُهَا Vaktaki kocası onu tatlik etti. خَافَتْ عَلَى الْهُجُومِ عَلَيْهَا Onun üzerine hücum ederler diye korktu. Onun için bunun akraba teallukati hücum ederler, benim evime gelirler, beni döyerler, eziyet ederler. Bundan korktu. وَسَالَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den istedi. فَأَتَاهَا بِالنَّفَقَةِ Ona nefakayı getirdiler. ثُمَّ خَابَ بَعْدَ ذَلِكَ خَابَ بَعْدَ ذَلِكَ Ondan sonra kocası bunu boşadı ve bu mesele olduktan sonra ondan sonra gazaya gitti. Evet. وَوَكَّلَ اَبْنَ عَمِّهِ بِنَفَقَتِهَا Amcası oğlunu da kocası vekil etti ki bunun nefakasını götürver. فَخَاسَمَتْ حَيْنَيْدٍ فِي النَّفَقَ وَهُوَ غَائِبٌ O da nefakayı getirdi. Bir miktar arpa. Bu arpa, bir miktar arpa getirdi. Bu nefakayı az gördü. Onun üzerine muhaseme etti. Dava açtı ki beni boşasın, bana da azıcık bir miktar nefaka versin, ben bunu kabul etmem dedi. O vakit de kocası gayb idi. Muhaseme vaktinde kocası yoktu. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz de ona dedi ki لَا سُكْنَا لَكِ وَلَا نَفَقَى Sana ne sükne vardır, ne nefaka. Sükne niye yok? Çünkü sen kocan evinde durmadan korktun. Gelirsen eziyet ederler, bir şey ederler diye. O evde iddeti beklemeden vazgeçtin. Binaenaleyh ben de seni İbn-i Mektum'un evine gönderdim. Şimdi sükne olmayınca, kocasının evinden çıkınca nefakada sakit oluyor. Onun için sana ne sükne var ne nefaka var. Öyleyse fettefaka ma'na hadis-i urvetu hâdâ Urve'nin bu hadisinin manası müttefik oldu ve mana hadis-i Şabi'yi ve Ebi Seleme ve men vâfekahuma alâ zâriken Fatime. Fatime binti Kays'den Urve'nin rivayet etmiş olduğu bu hadisle Şabi'nin, Ebu Seleme'nin ve onlara muvafık olanların rivayet etmiş olduğu hadis manaları bir olmuş oldu. Zıddiyet yok, terif oldu. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَبْ مِنْ تَرِيْقِ الْأَسَرِ Eser yönünden bu babın teriki budur. Rivayet terkiyle işte ihtilafları beyan etti. Neticeye bağladı ki, netice şu, herhangi bir kadın tatlik olunursa olunsun, nefaka hakkı var ve sükunu hakkı var. Fatime binti Kays'in hadisine gelince, onu da bunun sükuna hakkını kendisi iskat etti.
kocasının akraba ve teallukatının gelip de kendisini eziyet etmelerinden korktu. Çünkü kendisi onlara eziyet etmiş vaktiyle. Ondan korktu. Onun üzerine Resulullah Efendimiz'den izin istedi. Resulullah Efendimiz de kocasının evinden çıkardı, başka eve gönderdi. Şimdi kocasının evinden çıkınca haliyle nefakede sakit oluyor. Yoksa mutallakanın süknası yok, nefakası yok manasını değil. وَاَمَّا وَجْهُ ذَٰلِكَ مِنْ تَر۪يكِ النَّظَرِ Kıyas tarihine gelirse فَاِنَّا قَدْ رَيْنَهُمْ Biz ulemayı gördük ki اَجْمَعُوا İcma ettiler. اَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلَاقًا بَيْنَ Evet, talak-ı bayin ile tatlık edilmektedir. وَهِيَ هَمِلٌ مِنْ زَوْجِهَا Kocasından hamil olursa, gebe olursa اَنَّ لَهَا Onun için orucudur. اَنَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا اَنَّفَقَةُ demiş ama olmaz. اَنَّ لَهَا اَنَّفَقَةَ Ennenin ismi. Nefaka orucudur. وَبِذَٰلِكَ حَكَمَ اللّٰهُ عَزَى وَجَلْ Cenab-ı Hak Hazretleri de Kur'an'da böyle hükmetti ki kitab-ı fekale Cenab-ı Hak buyurdular Estağfirullah. Ve in kunne ulate hamlin fe enfiqu aleyhinne hatta yadana hamlehun. Katlik edilen kadınlar olurlarsa ve in kunne katlik edilen kadınlar olursa ulate hamlin hamil sahipleri gebe olurlarsa fe enfiqu aleyhinne siz onlara infak edin nefakelerini verin hatta yadana hamlehun. Hamillerini vez edinceye kadar, çocuğu doğuruncaya kadar nefaka verin. Kur'an'da sarahaten var. Öyleyse bunda icma ümmet var ki, üç talakla tatbik edilen bir kadın gebe ise, o çocuğu dünyaya getirinceye kadar onun nefakesi kocasının üzerine vacip. Fehtemele peki vacip, neden dolayı vacip? Çocuktan dolayı mı, iddetten dolayı mı? Şimdi burayı araştıracağız. O çocuğu doğuruncaya kadar ona nefaka verilecek. Bu nefaka almasının sebebi çocuk mu oluyor yoksa iddet mi oluyor? فَاَحْتَمَلَنْ تَكُونَ تِلْكَ النَّفَكَ İhtimali var ki o nefaka ola جُعِلَتَ الْمُطَلِّقِ Talak veren adam üzerine vacip kılınmış ola لَاَنَّهُ يَكُونَ عَنْهَا Evet. لَاَنَّهُ شَنْ يَكُونَ عَنْهَا O kadından olur. مَا يُقَدِّ السَّبِيَّ Sabiyi gıdalamış olur, onu yedirmiş olur. Fî batnı ümmî. Onun çocuğu var ya, ailesinin boşadığı karının karnında ona nefaka veriyor ki kadın yiyecek de beslenecek ki o karnındaki çocuk da beslene. Kadın acı olursa ölür, çocuk da ölür. Şu halde o kadına nefakayı ne için veriyor? O karnındaki çocuk gıdalansın diye veriyor. Bu ihtimali var. فَيَجِبُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ لِوَلَدِهِ Ona nefaka vermek ona vacip ne için? Kendi çocuğu için. كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ اَنْ يُغَذِّيَهُ Nitekim gene o erkek üzerine vacip olur. O çocuğu beslemek فِي حَالِ رَضَائِهِ Radai halinde. بِنْ نَفَكَةِ عَلَى مَنْ تُرْدِعُهُ Kim çocuğu alır emdirirse, ister anası olsun, ister başka bir kadın olsun, bu adam o çocuğun hatiresi için o kadına nefaka verecek. Niye o kadın yiyecek, içecek ki çocuğu emdirsin. Ve tusilul gıza aleyh. O kadına nefaka verecek ki yesin de gıza'yı da çocuğa ulaştırsın. Sümme yugazzihi ba'de zalik. Ondan sonra da yine çocuğu gızalandırır. Bi mislima yugazzi bihi mislehu minet ta'ami ve şerab. O çocuk mesela anasından kesildi, o buluğa erinceye kadar o çocuğun nefekesi kimin üzerine? Babası üzerine. Yemek, içmek. Şu halde bu bir ihtimal. Anasının karnında oldu mi çocuk, anasına verilen nefeke çocuğun hatiresi için. Çünkü o çocuk anasının karnındayken babasından nefekesini alıyor. Ridadayken, süt emerken yine babasından nefeke alıyor. Ridadan kesildikten sonra buluğa erinceye kadar yine nefekesini babasından alıyor. Üç halde de alıyor. فَيَحْتَمُلَ اِذَا Yine ihtimali var ki اِذَا كَانَ حَمْلًا فِي بَطْنِ اُمِّهِ O çocuk anasının karnında hamil ise اَنْ يَجِبَ عَلَى اَب۪يهِ غَذَاهُ Çocuğun babası üzerine onun gıdası vacip olur. بِمَا يُغَذَّى بِهِ مِسْلُهُ Onun gibi, onun misilleri neyle gazalanırsa. فِي حَالَةِ تِلْكِ O halde مِنَ النَّفَقَةِ عَلَى اُمِّهِ Anasına nefeke verilecek ki, evet,
o çocuğa da, o karında o gıda vasıl olmuş ola. لَنْ لَزَالِكْ يُوْسِلُ الْغَدَائِلِ Anasının yemesiyle, içmesiyle çocuğun gıdası hasıl oluyor. وَيَحْتَمُ لَنْ يَكُونَ تِلْكَ النَّفَقَ Bir ihtimal da var ki o nefaka ola. اِنَّمَا جُعِلَ بِالْمُطَلَّقَةِ خَاسَّ Helak verilenlere has olabilir. Yani o vermiş olduğu nefaka ya çocuk için verilmiş olur yahut da talak verilen kadına has. Ne için? لِعِلَّةِ الْعِدَّةِ O kadın iddetini bekleyecek. Başka bir kocaya varamaz. Kadın da farz et ki fakir. O iddeti bekleyinceye kadar nereden yiyip nereden içecek? Acından mı ölecek? Başka kocaya varamıyor. O evden de çıkamıyor. Ne olacak? Aç mı ölecek? İddeti için nefaka verilmesi vacip ona. لَا لِعَلَّةِ الْوَلَدِ الَّذِي فِي بَطْنَا Yoksa karnındaki veled için değil. Yani bu da ikinci ihtimal. Talak verilen bir kadına nefaka verilmesi. Ya hamil olduğundan dolayı o çocuk ölmesin, kadın yesin için de çocuk da beslensin. Ya bunun için yahut da hayır, sırf talak verildiğinden kadın iddet bekleyecek. Çocuğu nezere itibarı almıyoruz, kadının iddet zamanında beklemesini itibarı alıyoruz. O kadın nereden yiyip nereden içecek? Mecburi nefakasını boşayan adam verecek. فَاِنْ كَانَتِ النَّفَقَةُ عَلَى الْحَامِلِ Hamil üzerine nefaka olursa اِنَّمَا جُعَلَتْ لَهَا لِمَعْنَ الْعِدَّةِ İddet manası için kılınmış olursa hamile bir kadın. Fakat ona nefaka veriliyor ama hamil olduğundan dolayı değil, iddet olduğundan dolayı veriliyor. Böyle olursa sebete sabit olur قَوْلُ الَّذ۪ينَ قَالُوا Şul bir kimselerin sözü sabit olur ki dediler اَلِّلْ مَفْتُوتَةِ اَنَّفَقَةُ وَالسُّكْنَا حَامِلًا كَانَتَ غَيْرَ حَامِلٍ لِلْمَفْتُوتَةِ Üç talakla tatbik olunmuş bir kadın için orucudur. اَنَّفَقَةُ وَالسُّكْنَا Nefeke ve sükuna hakkı orucudur. حَامِلًا كَانَتَ غَيْرَ حَامِلٍ İster hamil olsun ister olmasın. Nefeke ne için? Çünkü tekdir edildi. İddet için. İddet için diyenlere göre böyleyse madem iddet için nefaka veriliyor, talak tatbik olunan kadın ister gebe olsun ister olmasın sükne ve nefaka hakkını alır. Ve inkânetil illetülleti biha vecebetin nefaka hiyel veled. Yok. Birinci ihtimali alsak da desek ki kadına nefaka veriliyor, veled için veriliyor. İddet için değil. Fe inne zâlik bu لَا يَدُلُّ دَلَالَتْ اَتْمَزْ نَيَا عَلَى اَنَّ النَّفَقَةَ وَاجِبَةٌ لِغَيْرِ الْحَامِلِ Hamil olan bir kadının karnında çocuk olduğunda buna nefaka verilmesi vaciptir. Bundan kadın hamile değil fakat iddeti zarfında kocasından nefaka almayacak diye mana çıkmaz ki. Evet çocuğu karnında var diye nefaka vacip. Ötekine de vacip niçin? İddetli olduğundan dolayı vacip. Ya efendim bu çocuğu olursa vacip, yoksa değil. Yoksa değil, nereden çıkardın sen? Ona delalet etmez. فَاَتَبَرْنَا ذَٰلِكَ Biz bunu itibar ettik. لِنَعْلَمَ كَيْفَ الْوَجْهُ ف۪ي مَا اُشْكِلَ مِنْ ذَٰلِكَ Evet, biz bunu itibar ettik. Baktık ki, hamil olan kadının nefekesi veriliyor. Hamil olmayan kadının nefekesi verilecek mi, verilmeyecek mi? Hamile verilsin diye hamil olmayana verilmesin, bundan çıkmaz. Fakat bunu itibar ettik, araştırdık yani. Araştırdık, bakalım bu nasıl olacak. فَرَيْنَ الرَّجُلَ Biz adamı gördük ki, يَجِبُ عَلَيْهِ اَنْ يُنْفِقَ لَبْنِهِ الصَّغِيرِ فِي رَضَائِهِ Bir adamın küçük bir oğlu olursa, süt anaya verirse, ona nefaka verecek mi, vermeyecek mi? Verecek, vaciptir. حَتَّى يَسْتَعْنِيَ عَنْ ذَٰلِكَ Hatta müstahane oluncaya kadar. وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَٰلِكَ Ondan sonra, redadan sonra da o çocuğa infak eder. مَا يُنْفِقُ عَلَى مِسْلِهِ O çocuğa ne kadar nefaka verilirse o gibi çocuklara, o nefakayı da verecek. مَا كَانَ الصَّبِيُّ مُحْتَاجًا اِلَى ذَلِكَ Çocuk mühtaç olduğu takdirde verilecek. Ta buluğa erinceye kadar. Evet. Bunu böyle gördük. فَاِنْ كَانَ غَلِيًّا عَنْهُ بِمَالٍ لَهُ Çocuğun mali olur da babasından müstahani olursa... Çocuğun kendi mali var. Babasına vacip olur mu? Vakit olmaz. Nasıl mal nasıl olur? قَدْ وَرِثَهُ عَنْ اُمِّهِ Anasının mali varmış, anası ölmüş, çocuğa kalmış. Böyle olabilir. اَوْ قَدْ مَلَكَهُ بِوَجْهِنْ سِوَا تَالِمْ
yahut da başka bir surette malik oldu. Birisi çocuğa hediye etti, bahşiş verdi. Çocuk zengin oldu, çocuğun kendi malı oldu. Min hibetin ev gayriha, bahşişten vesaire yoluyla. Lem yecib ala ebihi, vakit çocuğun babasına vacip olmaz. En yunfika aleyhi, çocuğa infak eden min malihi, kendi malında. İlla babasını icbar edemezler çocuğa nefak edilir. Çünkü babası nedir? Kendi malı var, çocuğun kendi malında. Kendisini infak edeceğiz. Yok, illa sen vereceksen. Onun malını el sürmeyeceğiz. Kimse diyemez bunu. Ve enfeka aleyhim mimma verise ev mimma uhibelehu. O çocuğa nereden infak ederler? Anasından kalmış olan mirastan yahut da kendisine hibe edilen paradan kendisi çocuğa infak edilir. Fekâne innemâ yunfiku aleyhi min mâlihi. Onun babası kendi malından ona infak eder. Lihâceti ilâ zâlih. Çocuk mühtaç ise, mali yok olsa babası kendi parasından ona infak eder. Feizer tefe'a zâlih. Bu mürtefi olursa, yani çocuğun ihtiyacı kalkarsa oradan. Çocuğun kendi malı olduğu gibi babasına mühtaç olmadı. Vakıtta lem yecib aleyhi el infaku aleyhi min malihi. Babası kendi malından çocuğun infak ona vacip olmaz. Teberrani ederse eder. Babası çocuğun malı var ama ben kendimden yedirem, içirem, çocuğun malı dursun derse ona kimse bir şey diyemez. Ama icbar edilmez babası. Çocuğun kendi malından kendisine icbar edilir. Ama kendi malından çocuk zengin oldu mu infak edilmez. وَلَوْ اَنْفَقَ عَلَيْهِ الْاَبُ مِنْ مَالِهِ. Babası çocuğun kendi malından, babası kendi malından infak etse çocuğa, اَلَا اَنَّهُ فَقِيرٌ اِلَى ذَلِكَ. Çocuk fakir, ihtiyacı var. Babası kendi malından infak etse. بِحُكْمِ الْقَادِ عَلِهِ. Kadının ona hükmüyle. Kadı icbar etti babasını ki çocuğun malı yoktur. Buna nefake vereceksen dedi. Hükmetti, o da verdi. ثُمَّ عَلِمَ. Sonra bildi ki اَنَّ الصَّبِيَّ قَدْ كَانَ وَجَبَ لَهُ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ. Bir de babası öğrendi ki o çocuğun kendi mali varmış. Bunu öğrense, çocuğun bu kadının hükmünden evvel mali var olduğunu bilse, bir mirasına ev gayri, ya miras terikiyle ya kutta hibe terikiyle bunu bilirse, kâne lil ebi, babanın, baba için olucudur. En yerci'a bizalikel mâli lezi enfekehû. O çocuğa ne kadar infak etmişse o parayı almaya hakkı vardır. Neden? Fî mâli sabiyyillezî vecebe lehû. O çocuğa infak etti, kendisine kadı hükmetti, şuna şu kadar infak edeceksin dedi ya, kadıya müracaat eder. Der ki efendim sen bana icbar ettin, çocuğa defekayı vacip kıldın, ben de infak ettim. Fakat senin hükmünden evvel çocuğun malı varmış. Binaenaleyh ben infak ettiğim parayı çocuğun malından alacağım der ve alır, almak hakkıdır. Bir veçille değilse kendine, bizim zikrettiğimiz veçile, yani çocuğun da ne suretle malı olur? Bir yerden bir miras gelmiş, adamın haberi yok. Yahut da hibe gönderilmiş, haberi yok. Birdenbire meydana çıkar. Ve kâne r-racülü, bunu böyle gördük, şimdi bundan kıyas yapacak. Bu böyle. Ve kâne r-racülü izâ tallaka emrâtehu ve hiye hamile. Bir adamın ailesi hamile iken boşarsa, فَحَكَمَ الْقَادِ لَهَا عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ. Kadı da o adama dedi ki bu kadının nefakesini vereceksin diye hüküm verse. فَاَنْفَقَ عَلَيْهَا. O adam da kadını infak etse. حَتَّى وَدَعَتْ وَلَدَتْ حَيَّ. Sağ bir çocuk doğurunca kadar ona infak etse. وَقَدْ كَانَ اَخُلْ لَهُ مِنْ اُمِّهِ مَا تَقَبْلَ ذَلِكَ. O çocuğun da ana bir kardeşi varmış, vaktiyle ölmüş. Ana bir kardeşi. Ölmüş. فَوَرِسَهُ الْوَلَدُ وَاُمُّهُ حَامِلٌ بِهِ. Çocuk ona varis oldu, anası onda hamileyken, o kardeşi ölmüş ya, uğra değil, wow. Ana bir kardeşi olduğundan, ana bir kardeşi öldüğü gibi onun mali kime kalıyor? Çocuğa kalıyor. Çocuk da anasının karnında hele dünyaya gelmemiş. Evet. Orayı ve ümmuhu. Lem yekun lil ebi. Baba için caiz olmadı, hak olmadı. Fi kavlihim cimya. Ulemanın hepsinin kavlinde en yerci ala ibnihi. Oğlu üzerine rücu ede. Bima kâne enfeqa ila ümmihi.
onun anasına infak etmiş olduğu mali ala babasının hakkı yoktur. وَحُكْمِ الْقَادِي لَهَا عَلَيْهِ بِذَالِكِ Kadi o adama hüküm vermişse, vermişse ki bu kadının nefekesini ver diye, o hüküm vermişse, öyle hükümden sonra da infak etmişse mali alamaz. اِذَا كَانَتْ حَامِلًا بِهِ Kadın hamile olursa. Bak ikisinin farkı oldu. Çocuk kendi mali olursa kadının hükmünden evvel kadı hükmetti, malından haberleri yok. Babası da infak etti. Sonradan kadının hükmünden evvel mali olduğu meydana çıktı. Kadıya müracaat eder ki ben oğluma ne kadar infak ettimse bunu alacağım. Bir de var ki ailesini boşadı, hamil, hele dünyaya gelmemiş. Kadı da hükmetti ki madem hamildir bu kadının nefakasını vereceksin. Adam da verdi. O anasının karnındayken ana bir kardeşi öldü. O da zengin idi. Ondan buna mal kaldı. Ondan sonra ki kadıya gidip diyecek ki ben bu çocuk anasının karnındayken bu kadına ben infak ettim. Şimdi bu çocuk dünyaya geldi ve ana bir kardeşinden de buna mal kaldı. Ben o kadına vermiş olduğum nefakayı gerisin geri alacağım, alamaz. Evet. Fesebete bizalik. Öyleyse bununla sabit oldu ki اَنَّنْ نَفَقَةَ نَفَقَ عَلَى الْمُتَلَّقَةِ الْحَامِدِ Gebe olan mutallakaya nefakanın sübuti hiye li'illetil idde, iddet illeti içindir, nefaka için değildir. اَلَّتِ هِيَ ف۪يهَا Kadın o iddette ya, o iddette olduğu müddetçe nefaka alıyor. Bak bundan bu çıktı. Niye geç çocuk olsaydı, işte bu çocuk vardı da adam kadına vermiş olduğu nefakayı gidip alabilirdi, alamıyor. Niçin alamıyor? Çünkü o kadar iddetteydi ya. Onun için. Evet. Kimden? Yefiyah. Minellezî tallakaha. Talakı veren adamdan. İddette. Lâ li'illeti mâ Lâ li'illetin mâ hiye bihi hamilun bihi. Yoksa o kadın hamil de bu illetten dolayı nefek alıyor değil ya. O kadın kocasından, boşadığı kocasından iddet bekliyor da onun için nefekayı alıyor, bu meydana çıktı. Yani bu kıyasla sabit oluyor. فَلَمَّا كَانَ مَا زَكَرْنَا كَزَالِكَ Vakıdaki bizim bu zikrettiğimiz böylece oldu. Sebete sabit oldu ki اَنَّ كُلَّ مُعْتَدَّتِنْ مِنْ تَلَاقٍ بَاِنْ Talakı bayinden iddette olan her bir kadın, yani üç talakla boşanmış olan her bir kadın فَلَهَا Onun için olucudur. مِنَ النَّفَكَةِ نَفَكَةً olucudur. مِسْلُ مَا لِلْمُعْتَدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ Talaktan iddette olan bir kadın ne alırsa o da onu alacaktır. اِذَا كَانَتْ حَامِلًا Kadın talak verilmiş fakat hamil. Kocasından ne kadar nefaka alırsa üç talakla boşanmış herhangi bir kadın da o kadar nefaka alabilir iddetinde. قِيَاسًا وَنَظَرًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِمَّا وَصَفْنَا وَبَيَّنَّا Bizim vasıf ettiğimiz ve beyan ettiğimiz bu zikrolunan meselelere kıyasen onun hakkı vardır. İşte eser terikiyle, rivayet terikiyle ve kıyas terikiyle bu iki delille İmam Ebu Hanife'nin mezhebi meydana çıkıyor ve diyor ki وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ Bu iç imamın kavli de budur. Hem eser nakil yoluyla, eser yoluyla hem de kıyas ile ispat etti. وَقَدْ رُوِيَ ذَٰلِكَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ Diyor ki sen böyle diyorsun ama acaba bu fetva ile fetva veren olmuş mu? İmam Ebu Hanife'den evvel böyle fetva veren var mı? Diyor ki var. Hazreti Ömer ve Abdullah ibn Ömer'den rivayet edildi. وَقَدْ زِكَرْنَهُ فِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا Bizim bu kitabımızda onları da zikrettik ki onlar böyle fetva verirdiler. Kadın üç talakla olsun, bir talakla olsun, iki talakla olsun, her ne suretli olursa olsun tatbik edildi mi? İddeti esnasında nefekesini boşayan adamdan alır. وَرُوِيَ ذَٰلِكَ اَنْ سَعِيدِ بْنُ الْمُسَيَّبِ اِبْرَاهِمَ النَّخَيْرِ Tabiinden de Said ibn-i Müseyyeb ve ondan sonra İbrahim'in Nehai'den de bu fetvalar varid oldu. Haddesena Revh ibn-i Ferriş, kâle haddesena Amr ibn-i Khalid, kâle haddesena Ubeydullah ibn-i Amr, en Abdülkerim-i Cezri, Cezeri, en Said ibn-i Müseyyeb, kâle, Said ibn-i Müseyyeb'den rivayeti yerledi ki o fetva verdi. El-Mutallakatü Selasen, üç talakla tatlik edilmiş bir kadın.
Deha onun için orucudur. En nefekatü ve sükna. Nefeke ve sükna orucudur.